Efendim iyi sabahlar, günaydınlar. Saatlerimiz 6'yı gösteriyor. A Haber ekranlarında Sabah Ajansı başlıyor. Ben Tahir Nen. Yaklaşık 3 saat boyunca Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri hem canlı yayın bağlantılarımızda hem özel haberlerimizde hem de gazete manşetleriyle sizlere aktarıyor olacağız. Geride bıraktığımız gün yine hem siyaseten hem de dünya gelişmelerine baktığımız zaman oldukça hareketli bir günü geride bıraktık. Önce dünden kalan başlıklara kısaca bir bakalım. Ardından da geceden kalan o sıcak haberleri ilerleyen dakikalarda sizlere aktarmaya başlayacağız. İlk olarak hemen dünden kalan en önemli gündem başlıklarından birisi Başkan Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkanı Ersin Tatar'ı kabul etti. Görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Özellikle Akdeniz'de yaşanan gelişmelerin had safhaya çıktığı şu günlerde yapılan bu görüşme oldukça önemliydi ki dün de Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşmüştü. Ve Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki patlamada ölü sayısı 135'e yükseldi. Yaralı sayısı ise 5000'e yaklaştı. Dünyayı sarsan bir patlamaydı ki vaka sayıları maalesef bilanço her geçen dakika artıyor. Bölgede arama çalışmaları da hala devam ediyor, hatırlatalım. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu patlamada 6 Türk vatandaşının yaralandığını açıkladı. Ve yine Kurban Bayramı tatilinde 44 ölümlü kazada 60 kişi hayatını kaybetti. Maalesef her bayramda olduğu gibi yine bu bayramda da trafik kazaları can aldı, yollar kan gölüne döndü. Bilanço açıklanmıştı geride bıraktığımız gün ve önemli bir gündem maddesi de, dünden kalan önemli bir gündem maddesi de bedelli askerlik fiyatları ile ilgiliydi. Bedelli askerlik ücreti 2020 yılı Temmuz-Aralık dönemi için 37.070 lira oldu. Ve spordan bir gelişme vardı dün. Galatasaray eski futbolcusu Arda Turan'la 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Geride kalan günün önemli başlıklarından birkaçıydı bunlar. Detaylarını ilerleyen dakikalarda aktaracağız. Bu arada dünden bugüne kalan önemli iki başlık daha var. Hemen onları da aktaralım. Yaklaşık 2,5 milyon öğrencinin katıldığı yükseköğretim kurumları sınavında tercih heyecanı bugün başlıyor. Ve bugün İçişleri Bakanlığı tarafından en kapsamlı koronavirüs denetimleri gerçekleşecek. Bunları da hatırlatmış olalım ve ardından da gece yaşanan önemli sıcak haberleri sizlere aktaralım görüntüleriyle birlikte. Evet, ilk görüntü damat dehşeti başlığıyla İzmir'den düzeltiyorum. Tokat'tan geldi. Tokat'ta 6 aylık evli olan Bilgin Babur eşiyle tartıştı. Kadın tartışma sonucu baba evine gitti. Öfkeli adam Eda Nur Babur'la konuşmak için kayınpederinin evine gitti. Konuşma esnasında tartışma çıkınca Bilgin Batur kayınpederi İbrahim Batarya'yı vurarak öldürdü. Kayınvalidesini de yaraladı. Ve gecenin bir diğer sıcak haberi Kocaeli'nden geldi. Bir zincirleme kaza haberiydi o da. 4 aracın karıştığı o kazada bir kişi hayatını kaybetti. 2 kişi de yaralandı. Ankara yönüne giden otomobil, kamyon, kamyonet ve tır arka arkaya çarpıştı. Ve TEM otoyolunun 2 şeridi uzun süre trafiğe kapandı. Ve gecenin bir diğer sıcak haberi de Bursa'dan geldi. Bursa'da bir silahlı kavga vardı ve bir restoranda çıkan o silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Osman Gazi ilçesinde yaşandı olay. Restorana gelen bir kişiyle iş yeri sahibi arasında tartışma çıktı. Kimliği belirlenemeyen kişi iş yeri sahibini vurdu. Saldırgan kayıplara karışırken yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Ve gecenin bir diğer sıcak haberi de İzmir'den geldi. İzmir'in Konak ilçesinde tek katlı bir evin bahçesinde yakılan mangal bir evi kül etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede kontrol altına alırken yangını, polis ekipleri de konuyla ilgili soruşturma başlattı. Gecenin sıcakları da bu şekildeydi. Şimdi geride kalan günden önemli gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Ve geride bıraktığımız günün en önemli başlıklarından birisiydi. Tüm dünyayı sarsmıştı Lübnan'da yaşanan o patlama. 3000 tona yakın amonyum nitratın bulunduğu bir depoda patlama yaşanmıştı. Patlamanın ardından bilanço oldukça ağır. Biraz önce rakamları aktardık. 130'un üzerinde can kaybı var. 5000'in üzerinde yaralı var ki hala bölgede arama çalışmaları devam ediyor. Yani
henüz iletişime geçilmemiş kayıp olanlar var. Bölgede de o çalışmalar devam ediyor ki Türkiye'den de ekipler gönderildi. Bu konuyla ilgili de gerekli açıklamalar yapıldı. Özellikle Lübnan'daki patlamayla ilgili aslında üzerinde durulması gereken noktalardan birisi patlamanın neden yaşandığıydı. Bu konuda iddialar var. İşin içinde DAEŞ'in olduğu yönünde iddialar var. Yine İsrail tarafından yapıldığı iddiaları var. Tabii ki komplo teorileri ardı ardına sıralanıyor ama maalesef işin sonunda zaten zor günler geçiren, son dönemde ekonomik anlamda zor günler geçiren Lübnan'da Beyrut limanının tamamen yok olduğu o görüntüler ve ardında kalan acı hikayeler var. Beyrut sokakları savaş alanına döndü. Onlarca kişi yaşamını yitirdi, binlerce kişi ise yaralandı. Milyarlarca dolarlık maddi hasar meydana geldi. Daha önce ele geçirilen patlayıcıların tutulduğu bir depoda meydana gelen patlama, başkent Beyrut'u kan gölüne çevirdi. O anlara ilişkin ortaya çıkan yeni görüntüler, patlamanın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi. Burası Beyrut'ta bulunan bir ev. Eve temizliğe giden Afrikalı bu kadın ve evin minik çocuğu patlamaya işte böyle yakalanıyor. Şiddetli sarsıntıyla şok olan kadın kendi canını hiçe sayarak önce evin çocuğunu kurtarmaya çalışıyor. Burası da Beyrut'ta bulunan bir kreş. Patlamayla birlikte kreşte meydana gelen yıkım ve çocukların yaşadığı korku kameralara işte böyle yansıyor. Bu rahip ise patlamaya ayin sırasında yakalanıyor. Rahip, kilisede yaşanan şiddetli sarsıntıyla ne yapacağını şaşırıyor. Lübnan Kızıl Haç'ı hala enkaz altında kalan çok sayıda kişi olduğunu açıkladı. Beyrut valisi ise patlama sebebiyle evini terk etmek zorunda kalan kişilerin en az 2-3 ay evlerine dönemeyeceğini söyledi. Öte yandan Ankara'dan Lübnan'a yardım eli uzandı. Tarihinin en kanlı patlamasını yaşayan Lübnan'a yardım için çalışmaların başlatıldığı açıklandı. Açıklama Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan geldi. Aksoy, Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla bölgeye arama kurtarma ekibi ve acil sağlık personellerinin sevk edildiğini belirtti. Bölgeye Sahra Hastanesi kurulacağı bilgisini verdi. Patlamanın ardında bıraktığı o enkaz geride bıraktığımız gün hatta şu saatlerde bile daha net ortaya çıkıyor. Beyrut limanı tamamen yerle bir oldu. Hiçbir şey kalmadı o günden eserde. Tabii o esnada fotoğraf çekenler vardı, düğün fotoğraflarını çekenler vardı ya da o limanın yakınlarında olanlar vardı. Anlattıkları kan dondurucuydu. Hatta geçtiğimiz gün Lübnan Başbakanı'nın yaptığı bir benzetme vardı. Hiroşima'yı yaşadık diye. Ki bazı uzmanlar dünyada Hiroşima'dan sonra meydana gelen ikinci büyük patlama olduğunu söylüyorlar. Peki ardında ne bıraktı? Şimdi gelin tanıklarıyla Lübnan'daki Beyrut limanındaki o patlamayı biraz daha yakından inceleyelim. İlk patlamayı duyduk, ne olduğuna bakmaya çalıştık. Zamanım yoktu, ikinci bir patlama olacağını fark etmedim. Onlarca ölü, binlerce yaralı. Lübnan, başkent Beyrut'taki şiddetli patlamanın şokunu yaşıyor. Evdeydik, henüz dışarı çıkmamıştık. Ayaktaydık ve dünya sarsıldı. Bunun bir deprem olduğunu düşündük. Herkes Allahu Ekber, Allahu Ekber diye bağırıyordu. Bina patladı. Pencereler paramparça oldu. Herkes binadan çıktı. Ne oldu kimse bilmiyor. Şehrin liman bölgesinde meydana gelen patlamanın boyutları ikinci gün daha da net ortaya çıktı. Beyrut'un Hiroşiması olarak tarihe geçen patlama liman bölgesini adeta yok etti. Çok fazla kurban var. 4 hemşire ve hastayı kaybettik. Çok fazla ölü ve yaralı var. Burada 200'e yakın yaralı var. Patlamada enkaz altında kalanlar için çalışmalar devam ediyor. Türk sivil toplum kuruluşları da çalışmalara destek veriyor.
Beyrutlular yakınlarından bir haber alma umuduyla hastanelere akın etmiş durumda. Patlamada Türk vatandaşlarının da yaralandığı açıklandı. 29 yaşındaydı. Akşam 7'den itibaren Beyrut'taki her hastaneye gittik. İsminin çıkmasını bekliyoruz. Ama hiçbir şey çıkmadı. Ölümü yoksa diri mi olduğunu bilmiyoruz. Patlamanın Lübnan ekonomisine zararı henüz bilinmiyor. Ancak milyar dolarları bulacağı tahmin ediliyor. Hasarın büyüklüğü gerçekten korkunç. Şimdi tahmin etmek zor ama kesinlikle milyarlarca doları bulacak. Patlama yaşandığı o dakikalarda, hatta birkaç saniye öncesine kadar hayat tüm güzelliğiyle devam ediyordu Lübnan'da. Lübnan sokaklarına gidenler varsa bilirler, oldukça eğlenceli sokakları var. Tarihi yara almadığı da belirtildi. Patlamanın yaşandığı daha ilk saatlerde Lübnan'a ilk destek açıklaması yapan ülkelerden birisiydi Türkiye. Zaten Başkan Erdoğan'ın talimatıyla geride bıraktığımız gün hem insani yardım hem de sağlık personelini taşıyan uçak da Lübnan'a hareket etti. Türkiye Beyrut'taki patlamaya sessiz kalmadı. Patlamanın yaşandığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yardım götürmek amacıyla hazırlanan askeri kargo uçağı bölgeye ulaştı. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçakta UMKE, Kızılay ve AFAD'dan toplam 34 personel, 2 acil müdahale ünitesi, 3 personel barınma çadırı, sağlık ve insani yardım malzemesiyle bir kurtarma aracı yer aldı. Etimeskut Askeri Havaalanı'nda açıklama yapan AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, patlama sonrası istenilen desteğin gönderilmesi için hazırlık yaptıklarını söyledi. Allah Beyrut'un, Allah Lübnan'ın yardımcısı olsun. Biz de bunun için elimizden geleni yapmak için yola koyuluyoruz. Lübnan'da yaşanan o patlama 4 Ağustos 2020 olarak tarihe bir not olarak düşüldü. Ki benzetmeler ve yaşanan o patlama akıllara Hiroşima ve Nagasaki'deki o atom bombasını getirmişti. O patlama anlarına ait o görselleri getirmişti. O acı görüntüler 75 yıldır unutulmadı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Eylül 1939-1945 arasında süren savaşın son yılında Hiroşima ve Nagasaki kentlerine atom bombası atması sonucu Japonya'nın teslim olmasının üzerinden tam 3 çeyrek asır geçti. Uranyum katkılı atom bombası merkezinde 3000 santigrat derece ısı oluşturarak 1,5 kilometre çapındaki alanda her yeri dümdüz etti. Hiroşima'nın %70'ini yok eden bomba 1945 yılı sonuna dekse 140 bin kişinin ölümüne yol açtı. İşte bugün o karanlık günlerin kurbanları anılıyor ve ekranlara gelen görüntülerde Japonya'da o anma görüntüleri. Tabii Hiroşima'nın atılan o atom bombasının görselleri hala hafızalardaydı. O bombalardan etkilenen çocukların, oradaki insanların o hallerinin fotoğrafları hala hafızalarda kayıtlıydı. Ve bugün 1945 yılı sonuna dek 140 bin kişinin ölümüne yol açan o saldırının yıl dönümünde hayatını kaybedenler anılıyor ve bu görüntülerde yine o anma törenine ait görüntüler. Ve bu patlamalarda maalesef insanlık yok oluyor. Tabii varsa mesulleri, ki Lübnan'daki özellikle bu patlama ile ilgili bir an önce cezalandırılması insanlık adına bir borç. Umulur ki gerekli çalışmalar yapılır, o komplo teorileri havada kalmaz. Devam edelim. Yeni Güne gazeteler hangi manşette çıktı? Yakından sizlere aktaralım. Sabah gazetesi Beyrut'un yarısı haritadan silindi demiş. Orta Doğu'nun kadersiz kenti Beyrut
atom bombasını andıran patlamayla enkaza dönüştü demiş. 135 ölü, 5000 yaralı başlığını atmış Sabah gazetesi. Takvim gazetesine baktığımız zaman Çeşme kurudu başlığıyla. Çeşme doldu, taştı. Tatilciler ne maskeyi ne de sosyal mesafeyi taktı. Beachler kapatılınca da soluğu Bodrum'da aldılar demiş. Ve yine manşetinde The Terror başlığıyla Beyrut'ta yaşanan o patlamayı ilk sayfasına taşımış Takvim gazetesi. Sabah Avrupa'ya baktığımız zaman bağışın nefesime dönüşsün kampanyası başlatılmış. Yağız Ege için seferberlik. Yağız Ege 1,5 yaşında SMA hastası, yaşaması 2,3 milyon euroluk bir ilaca bağlı demiş. Ve yine Yağız Ege'yi yaşatmak için de ünlü isimler seferber oldu. Parasının yarısı da tamam. O kampanyanın detaylarını da ilerleyen dakikalarda aktaracağız. Milat gazetesine bakalım. Milat gazetesi 1600 kişi kayıp. Netanyahu 2 yıl önce Birleşmiş Milletler'de aynı yeri göstermişti. Katil belli diye de İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun fotoğrafını işaret etmiş Milat gazetesi. Akşam gazetesi 6 yıldır bomba üzerinde oturuyorlardı. Beyrut'u yıkan 2750 ton amonyum nitratın 6 yıl önce İstanbul Boğazı üzerinden taşındığı ve limanda depolandığı ortaya çıktı demiş Akşam gazetesi de. Ve Türkiye gazetesine bakalım. Türkiye gazetesi bugün ilk sayfasına hangi haberleri taşıdı? Beyrut'u yıkan gizem manşetini atmış Türkiye gazetesi. 135 ölü 5000 yaralı başlığıyla. Lübnan'ın can damarı Beyrut limanını havaya uçuran patlama birçok soru işareti doğurdu. Ki Moldova bayraklı gemi Batum limanından 2750 ton amonyum nitratla Mozambik'e gitmek üzere 2013'te açılmıştı. Fakat Akdeniz'de arızalandı ve Beyrut limanına yanaştı. Avustralya menşeli amonyum nitratı beyan etmeyen gemi personeli tutuklandı. Ukraynalı ve Ruslardan oluşan bazı önemli isimler geminin bırakılması için 2015 yılına kadar çaba gösterdiyse de başarılı olamadı. El konulan amonyum nitrat limandaki depoya alındı. Gümrük Müdürlüğü bunu buradan götürün diyerek 6 defa mahkemeye başvurdu ama netice çıkmadı. Ve sonunda 7 yıldır korumasız şekilde bekletilen patlayıcı infilak etti. Başkent yıkıldı demiş Türkiye gazetesi. Beyrut'taki o patlamayı bu şekilde detaylarıyla aktarmış. Devam edelim Türkiye gazetesindeki haberleri aktarmaya. Biraz daha aşağıya inebilirsek kıyıda ceset, denizde keyif başlığı var. Antalya'da çekilen bir görüntü insanlık ölmüş dedirtti. Sara hastası Müslüm Oğuz 32 yaşında Konyaaltı plajında boğuldu. Cesedi dalgıçlar tarafından kıyıya çıkarılırken diğer tatilcilerin hiçbir şey olmamış gibi eğlenmesi tepki çekti demiş. Yine bu bilgiyi de aktarmış olalım sizlere. Gram altın 500 liraya koşuyor başlığıyla rekor olarak aktarmış Türkiye gazetesi ve bayramın vaka sayısı bekleniyor. Bilim Kurulu üyesi doçent doktor Afşin Emre Kayıpmaz, bayramda tedbirler hiçe sayıldı. Tatilin sonuçlarını 7-10 gün içinde göreceğiz. Ay ortasındaki rakamlar okullar için belirleyici olacak demiş Bilim Kurulu üyesi. Türkiye Gazetesi de bu şekilde aktarmış bilgilerini. Ve şimdi devam edelim. Salda Gölü'ne gideceğiz. Malum Türkiye'de son günlerde, son yıllarda oldukça bir cazibe merkezi haline döndü Salda Gölü. Şimdi muhabir arkadaşımız Atagündüz Kuş'un orada bizleri bekliyor. Zira geçtiğimiz günlerde NASA'da Salda Gölü'nü konuşmuştu. Atagündüz Kuş'una günaydın diyelim bizler İstanbul'dan. Ve arkanda muhteşem bir manzarayla bizleri karşılıyor Ata. Ata, detayları senden dileyelim. Var mı çalışmalar Salda Gölü'nde bu yıl, ziyaretçi yoğunluğu nasıl? Detayları aktar lütfen izleyicilerimize. Tahir, teşekkür ediyoruz. Günaydınlar dileyelim biz de Türkiye'nin Maldivlerinden. Ama benim hemen çekilmem gerekiyor çünkü muhteşem bir manzarayı hem sizlerle hem de izleyicilerimizle paylaşacağız. Salda Gölü'nde gün doğumunu an itibariyle A Haber canlı yayınında sizlerle ve izleyicilerimizle paylaşıyoruz. Beyaz kumsalı, turkuaz tondaki suları, turistlerin yeni gözdesi, sen de söyledin burası. Aslında 2 milyon yıldır var olduğu söylenen bir yer. Peki Salda Gölü neden bu kadar revaçta olmaya başladı? Bir taraftan gezginler, bir taraftan fotoğraf tutkunları, bir taraftan sosyal medya paylaşımları burayı
her yıl yüz binlerce turist ağırlayan bir nokta haline getirdi. Birkaç özelliğinden bahsedelim. Dışa akışı olmayan bir kapalı bir göl burası. Tektonik bir çukurun içinde. En derin yeri 184 metre. Kumlarını gösterelim. Kameraman arkadaşım Mustafa'dan rica edeceğim. Kumlarının şifalı olduğu belirtiliyor. Magnezyum, kil ve soda içeriyor. İşte görüyorsunuz o bembeyaz kumları da izleyicilerimiz adına, sizlerin adına şöyle bir avuçlamış olduk. Biraz daha şöyle aşağı doğru inecek olursak, burada böyle küçük küçük göletçikler var. Vatandaşlar bu göletçiklere ayaklarını sokuyor. O çamurları kullanıyorlar. Cilt hastalıklarına ve sivilcelere de iyi geldiği belirtiliyor. O nedenle de böyle küçük küçük gölün kenarında göletçikler, çukurcuklar oluşturulmuş durumda. Ve NASA'nın o ilgi çeken açıklamaları tabii ki geçtiğimiz haftalarda yapılmıştı. Mars'taki Cezera kriteriyle saldırının coğrafi açıdan benzerliklerinin olduğunu açıkladı NASA. Hatta NASA'lı araştırmacılar buraya geldi, Salda'da incelemelerde bulundu. Hatta Burdur Valisi'nin ilginç bir paylaşımı vardı. Ali Arslantaş'ın, insanoğlu Mars'a gidemiyor ama siz çıkın Salda Gölü'ne gelin dedi. Biz de bir haftadır hem sizler için hem de izleyicilerimiz için çıkıp geliyoruz. Ama bugün en azından benim için de farklı bir yayın olacak. İşte kameraman arkadaşım Mustafa Tabakçı da gösteriyor. Gün doğumuna da şahitlik ediyoruz Salda Gölü'nde. Ve tabii ki korunmasıyla ilgili buranın farklı konular gündeme geldi. Birkaç yıldır özellikle farklı tartışmalar var. Dünyada eşi benzeri yok buranın. Önce onu söyleyelim. Sadece kumsal ve güzelliğiyle değil, biyolojik, jeolojik ve kimyasal yapısıyla da dünyada eşi benzeri olmayan bir yer. İlk olarak Cumhurbaşkanlığı tarafından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla özel çevre koruma bölgesi ilan edilmişti burası. Ardından Tabiat Parkı'nın alanı genişletildi. 120 dekardan 570 dekara çıkarıldı. Bazı yapılar yıkıldı. Ahşap bariyer sistemleri kuruldu. Hemen şu tarafı da gösterecek olursak, daha öncelerden, yani koruma olmadan önce araçlar neredeyse buraya kadar geliyordu. Fakat araçların park etme yerleri de 500-600 metrede dışarıya çıkarıldı. Çevre düzenlemesi yaptırılan firmanın usulsüz kum aldığı iddiaları vardı. Ancak o kumlar yerine konuldu. Atlı jandarma birlikleri buraya getirildi. Bisikletli polisler artık görev yapmaya başladı Salda'da. Ve son olarak da bir şey daha söyleyelim. Sadece göl değil, gölün etrafında da birçok bitki türü var. Endemik, özellikle eşi benzeri olmayan bitki türleri de burada Salda Gölü'nde. Evet, Salda Gölü ziyaretçilerini bekliyor diyelim. Sözü tekrar buradan, Burdur'dan, Yeşilova'dan size bırakalım. Atay'a teşekkür ediyoruz aktardığı bilgilerden dolayı. Sabah sabah da bu manzara gerçekten de içimizi açtı. Devam edelim. Koronavirüsle mücadelede geldiğimiz son duruma rakamlarla bakalım. Maalesef İyi bir gidişat söz konusu değil. Vaka sayıları tekrar artmaya başladı. Son 24 saat içerisinde 53.842 test yapıldı. Bu arada hemen onu da hatırlatalım. Test sayısı bir önceki güne göre oldukça yüksekti. 46 bin civarındaydı son 24 saatte yapılan testler bir önceki gün. Ama 5 Ağustos'ta 53 bin test yapıldı. Vaka sayısı 1178'e yükseldi. Ve maalesef 19 vatandaşımız hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayımız yine 1000'in üzerine çıktı. 1015 hastamız da koronavirüsü yenmeyi başararak sağlığına kavuştu. Ağır hasta sayımızsa, şu anda tedavisi devam eden ağır hasta sayımızsa 582 olarak açıklandı. Yeni vaka sayısında da iyileşen hasta sayısında da artış var. Son 24 saatte 1178 kişi hastalığa yakalandı, 1015 kişi ise sağlığına kavuştu. Türkiye'nin koronavirüs tablosu açıklandı. Tabloya göre yeni vaka sayısındaki artış devam etti. Hasta sayısı düne göre 95 kişi yükseldi. Son 24 saatte 1178 kişinin testi pozitif çıktı. Toplam hasta sayısı 236.000'i geçti. Yeni can kayıpları da meydana geldi geride kalan 24 saatte. 5 Ağustos'ta 19 kişi vefat etti. Hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 5.784 oldu. Hastalığı atlatanlara da yenileri eklendi. Bir günde 1015 kişi iyileşti, koronavirüsü yenenlerin toplam sayısı 219.506'ya yükseldi.
ve koronavirüs testleri. Türkiye genelinde 53.843 yeni test daha yapıldı. Toplam test sayısı 5 milyonu aştı. Ağır hasta sayısı ve hastalarda zatürre oranları da kamuoyuyla paylaşıldı. İki başlıkta da düşüş var. Ağır hasta sayısı bir önceki güne göre bir kişi azaldı. %8,5 olan zatürre oranında %8,4'e düştü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilançoyu sosyal medya hesabından değerlendirdi. Yeni hasta sayımız dün önceki güne göre 88, bugünse düne göre 95 arttı dedi. Uyarılarını bir kez daha tekrarlayan Koca, bayram ve tatildeki riskin yeni sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var ifadesini kullandı. Vaka sayılarındaki artış bazı endişeleri de beraberinde getirdi ki en çok endişeli kapılanlar veliler ve öğrenciler. Daha önce Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların 31 Ağustos'ta açılacağını söylemişti herhangi bir sorun olmazsa. Haliyle 31 Ağustos'ta vaka sayıları böyle artarak giderse okullar yeniden açılabilir mi? Bu sorular akıllara gelmeye başladı. Bilim kurulu üyeleri de işte bu sorunun yanıtını verdi. Vaka sayıları da gün gün biliyorsunuz hem paylaşılıyor hem de çok ciddi şekilde takip ediliyor. Haberler kötü. Vaka sayıları her geçen gün artıyor. Okulların açılması için planlanan 31 Ağustos tarihi yaklaştıkça plandan uzaklaşılıyor. Vaka sayıları tatil beldelerinden gelen insanların bulaştırmasıyla artarsa eğer okulların da açılmasıyla ilgili yeni kararlar alınabilir. Türkiye virüs bulaştırma katsayısı olarak ifade edilen R değerini arttırdı. Yoğun çabalarla birin altına düşürülen rakam yeniden yükselişe geçti. Birin üzerinde çıkması demek yayılımın artışını gösteren bir durum. Şu anda öyle bir risk söz konusu değil ama 5-10 günlük periyot çok önemli. Eğer tatil beldelerinden bir yayılım söz konusu olursa o zaman tabii ki birinci pikin üstüne ikinci bir artışta söz konusu olabilir. Günlük olarak açıklanan koronavirüs bilanço tablosunda yapılan değişikliğin nedenini açıklayan Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Levent Yamanel, amaç dünyadaki tabloya eşlik etmek dedi. Türkiye'de yürütülen aşı çalışmaları hakkında da bilgi veren Yamanel, 6 ay içinde insanlar üzerinde denenecek durumu gelebilir bilgisini paylaştı. Koronavirüsün sonbaharda mevsimsel griple karıştırılabileceğini söyledi. Bu nedenle mutlaka doğru teşhis için hekim kontrolü gerektiğini ifade etti. Bunun karışmaması için de mümkün olduğu kadar grip aşısının ve pnömoni aşılarının olunması gerekir. Covid-19 ciddi enfeksiyon yapabilen ve hızla ilerleyebiliyor. O nedenle kendisinde grip benzeri bulgular olan insanların da gelip müracaat etmeleri ve bir hekim tarafından değerlendirilmeleri gerekir. Tabii ki vaka sayılarının artması hepimizde bazı endişelere yol açıyor. Özellikle tatil bölgelerindeki, o sahil bölgelerindeki yoğunluk herkesin gündeminde. Tepkiler de var özellikle sosyal medyada. Ama bu noktada aslında biraz da kendi üzerimize pay çıkartmamız gerekiyor. Dışarıda gezdiğimiz zaman maske, sosyal mesafe kuralının çoğu zaman hiçe sayıldığını görüyoruz. Ama işte tam da bu noktada koronavirüsle mücadelede hayatta kalmak için, özellikle o ağır vakaların arasında yer almamak için yapmamız gereken iki basit kural onlar. Birincisi o 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralına uymak. İkincisi de maske takmak. Bunları yaptığımız takdirde bu vaka sayıları daha da azalacaktır. Özellikle yaz tatilinde şu süreçte daha da önem kazanıyor bu kurallar. Tabii dünyada da bir yandan vaka sayıları hızla artmaya devam ediyor. Orada da alınmayan tedbirler, orada da yine sosyal mesafe kuralının uyulmaması nedeniyle dünyada vaka sayıları 18 milyonu geçmiş durumda. Haliyle bu vaka sayılarının artmasıyla birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı da dünya genelinde oldukça yükseldi. Covid-19 salgını küresel çapta yayılmaya devam ediyor. Toplam vakaların 19 milyona yaklaştığı salgında virüs kaynaklı ölümler 710 bini aştı. Salgının merkez üssü Amerika Birleşik Devletleri'nde toplam vaka sayısı 5 milyona dayandı. Son 24 saatte 50 binden fazla vaka tespit edilen ülkede virüs kaynaklı 1216 ölüm kaydedildi. Toplam ölümler ise 161 bini geçti. Salgının en sert vurduğu ikinci ülke Brezilya'da da bilanço ağırlaşıyor. Virüse karşı yeterli önlemin alınmadığı ülkede
Toplam vaka sayısı 2,8 milyonu, can kayıpları ise 97 bini aşmış durumda. Salgından en kötü etkilenen 3. ülke ise Hindistan. Son 24 saatte 56 binden fazla vaka tespit edilen ülkede salgın tehdidi ciddiyetini koruyor. Toplam vaka sayısının 2 milyona yaklaştığı Hindistan'da geniş çaplı karantina önlemleri uygulanıyor. Dünyada virüsün ilk ortaya çıktığı yer Çin'di. Daha sonra Çin vakaların önüne geçmeyi, virüsün önüne geçmeyi başardı ama şu günlerde ikinci dalga yaşanıyor. Vaka sayıları yeniden artışa geçti. Peki son durum ne? Çin'e uzanalım. Peki ne? Orada bizleri A Haber muhabiri Sadi Kaymaz bekliyor. Türkiye'den günaydınlar dileyelim Sadi sana. Geçmiş olsun dileklerimizi de iletelim. Zira Çin evet bu konuyla ilgili zorlu bir mücadele sergiledi ama daha sonra maalesef tekrar virüs artmaya başladı Çin'de. Şu an son durum ne? Çinli yetkililerin nasıl bir önlem alması konuşuluyor? Detayları senden dinleyelim. Evet, ben de buradan öğle vaktinden sana günaydınlar diyeyim. Günaydın diyeyim daha doğrusu Çin'den. Çin'in kalbi Pekin'den. Şimdi aslında Çin kontrol altına aldı, genel olarak aldı. Bunu neye kıyasla söyleyebiliriz? Amerika'ya kıyasla söyleyebiliriz ama vakalar kimi zaman özellikle Mayıs ayında, Haziran ayında tek hanelere düşmüştü. Fakat daha sonra tekrar çift hanelere çıktı. Hatta şu geçtiğimiz son 10 günde sık sık 3 haneleri gördük, yüzleri gördük. Bugün baktığımızda sayıyı merak edebilirsin. 37 vaka var. Düne göre 10 vaka daha fazla var. Dolayısıyla hala kontrol altında diyebiliriz ama tabii Çin'in dünyada en sıkı tedbirleri aldığını unutmayalım. Dolayısıyla bu virüsün de bir türlü yok olmadığını da özellikle belirtmek lazım ki Çin asemptomatik, yani testi pozitif çıkan ama herhangi bir belirti vermeyenleri saymıyor. Dolayısıyla burada 37 vaka dediğimiz zaman testi pozitif çıkan ve belirti verenleri anlıyoruz. Bir de asemptomatik daha var. Onları ayrıca sınıflandırıyor ama dünyadaki genel olarak baktığımızda yapıla gelişe bütün testi pozitif çıkanları çıkanlar sayılıyor. Dolayısıyla Çin'in bu açıdan bir farkı var. Bu sayılar da aslında örneğin 37 açıklanıyorsa 20-25 tane de asemptomatik varsa aslında bunu 50-60 olarak algılamak lazım. Tabii özellikle lokal vakalara, lokal alevlenmelere dikkatini çekmek isterim. Pekin'e yakın bir eyalette var lokal alevlenmeler ve de ayrıca Sincan Uygur özel bölgesinde vardı. 100'e yaklaşmıştı bir ara. Bugünlerde birazcık tekrar düştü, çift tanelere düştü diyeyim. Sözü tekrar sana bırakayım. Sadi Kaymaz'a teşekkür ediyoruz aktardığı bilgilerden dolayı. Bizler de yeniden Yeni Güne gazeteler hangi manşete çıktı aktarmaya devam edelim efendim. Ve Yeni Asır gazetesine baktığımız zaman Yeni Asır gazetesi Muğlalı Tesla'ya devlet sahip çıktı başlığını atmış. Türkiye'ye Yeni Asır'ın tanıttığı Köyceğiz Kozluca'da yaşayan 18 yaşındaki mucit Ramazan'ın başına devlet kuşu kondu demiş. Detaylarını birazdan aktaracağız. Yeni Birlik gazetesi evde Covid-19 testi başladı. Koronavirüs testi yaptırmak isteyip de hastaneye ya da sağlık kuruluşuna gitmekten çekinenler artık testi evde ya da iş yerlerinde yaptırabilecekler denilmiş. Türk'ün gazetesi de rehavete yeni tedbir. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine Covid-19 tedbirleri için ek genelge göndererek temizlik, maske ve mesafe konusunda daha dikkatli olunmasını istedi. Devam edelim yine Yeni Şafak gazetesine bakalım. Manşetinde bir aşiret direniyor başlığı var. Rakka ve Deirizor'daki en büyük aşiretlerden Al Akidet, terör örgütü PKK-PYD'ye karşı büyük bir mücadele veriyor demiş. Fotomaç gazetesi yine manşetinde Arda Turan transferine yer vermiş ve Erol Bulut transferinde Fenerbahçe'nin yaptığı o önemli transferi de aktarmış. Ve Yeni Akit gazetesine bakalım şimdi. Yeni Akit gazetesi bugün ilk sayfasına hangi haberleri taşımış? Sürmanşetinde din subaylığı laik batıda 245 yıldır var demiş. Bizde 60 yıldır yok diye de eklemiş. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki din subayı ihtiyacı ile ilgili ASAM'ın ardından önderinde kapsamlı bir rapor hazırladığını aktarmış Yeni Akit gazetesi. Ve manşetine bakalım hemen Yeni Akit gazetesinin. Terörü ve tecavüzcüleri bitirmekte samimiyseniz bunun yolu İslam hukukunda kısasta hayat vardır. Emperyalist Batı'nın dünyanın başına bela ettiği ahlaksız ve terörizm sarmalı İslam dünyasında derinden etkilerken şiddet, tecavüz ve terör olaylarıyla yüce dinimiz İslam'ı yan yana koymaya çalışan zihniyet tepki çekti demiş Yeni Akit gazetesi de. Ve
baş denetçinin kararı İstanbul Sözleşmesi feshedilsin başlığıyla da yine İstanbul Sözleşmesi ile ilgili detayları aktarmış. Bu arada İstanbul Sözleşmesi ile ilgili önümüzdeki günlerde oldukça hareketli geçmesi bekleniyor. Zira önümüzdeki hafta yapılması beklenen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ana gündem maddesi de İstanbul Sözleşmesi olacak. AK Parti MYK'nın önümüzdeki hafta toplanması bekleniyor. Gündeminde İstanbul Sözleşmesi, il ve ilçe kongreleriyle teşkilatların yaz dönemi çalışmaları olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da olmaması ve diğer programları dolayısıyla MYK toplantısı önümüzdeki haftaya ertelendi. İl başkanları toplantısı için 13 Ağustos tarihi belirlendi. MYK'nın da aynı günlerde toplanabileceği belirtildi. MYK'nın gündem maddelerinden biri son günlerde kamuoyunda tartışılan İstanbul Sözleşmesi olacak. Sözleşmeye dair her görüş masaya yatırılacak. Tartışmalar AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmek gerektiği yönündeki açıklamasının ardından alevlenmişti. Son MYK'da da konuyla ilgili çalışma yapılması kararlaştırılmıştı. Bunun üzerine Başkan Erdoğan'ın tartışmaların uzamasını istemediği, o nedenle de son değerlendirmelerin ardından kararını vereceği belirtildi. Geçtiğimiz gün Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e evine dön çağrısında bulunmuştu, hatırlayacaksınız. Ve Akşener'den cevap geldi. Siyasi magazinle meşgul olmasını da hiç hoş bulmadığımı ifade etmek isterim. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin evine dön çağrısına bu sözlerle yanıt verdi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener. Siyasi magazin yorumunu yaptı. Bahçeli'nin sürpriz çıkışının ardından gözler Akşener'e çevrilmişti. İYİ Parti Genel Başkanı ziyarette bulunduğu Nevşehir'den seslendi MHP liderine. Evine dön çağrısına kapıları kapattı. Siyasette yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyecek cümleler kurdu. Hiç hoş bulmadığımı ifade etmek isterim. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Millet İttifakı'ndaki Ayasofya ayrışmasına dikkat çekmiş, Sayın Akşener'in böyle gitmeyeceğini, böyle ittifak olmayacağını, olsa bile bir ayağının çukura düştüğünü görüp derhal ve çok kısa süre içinde evine dönmesi doğru ve tutarlı bir davranış olacaktır sözleriyle İYİ Parti Genel Başkanı'na evine dön çağrısı yapmıştı. Bahçeli'nin çağrısına Akşener'den olumsuz yanıt geldi. Gözler MHP kanadından gelecek açıklamaya çevrildi. Siyasette son günlerin en çok konuşulan konularından birisi ise Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağı iddialarıydı. Muharrem İnce'den açıklamalar var ama CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şu günlerde bir hayli sessiz. 41 sene sonra 30 barajını aşan bir Muharrem İnce sence siyasetten silinir mi? CHP tabelası onlarda kalsın. Biz 1919 ruhuyla geleceğiz. Muharrem İnce'nin bu sözlerle CHP yönetimine meydan okuduğu belirtildi. Parti kurmak için kolları sıvayan İnce çalışmalarına hız verdi. Partinin küskünler hareketine dönüşmemesine özel önem veren İnce, yeni üzere kapılarını sonuna kadar açtı. Ben Hakkari'de Edirne'ye gönül köprüsü kuruyorum. İnce kararlı olsa da onu parti kurmaktan vazgeçirmeye çalışan milletvekilleri de yok değil. Öyle ki İnce'yi arayan bazı vekiller bu işten vazgeç, mücadeleni partide sürdür dediği öğrenildi. İnce'nin ise partimde kalmak için kendimi zorluyorum ama olmuyor sözleriyle karşılık verdiği belirtildi. CHP Genel Merkezi'nin yaptığı yanlışlıklar Ağrı Dağı'nı aştı. Mesajlarını yakın çevresi aracılığıyla veren Muharrem İnce'nin eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'la da görüşüp fikir alacağı iddialar arasında. CHP eski milletvekili parti kurup kurmayacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı ancak önümüzdeki birkaç hafta içinde sessizliğini bozması bekleniyor. İnce cephesinde hareketlilik her geçen gün artıyor. Muharrem İnce'nin açıklamaları da CHP içerisinde geniş yankı uyandırdı. Dedik ya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini koruyor şu günlerde. Peki CHP içinde bu iddialar, Muharrem İnce'nin bu atağı nasıl karşılandı? Haberimize bakalım. Bunlarla hesaplaşacağız. Derhal burayı terk et kardeşim. CHP'de Muharrem İnce sessizliği sürüyor.
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, İnce parti kuracağını resmi olarak ilan etmeden konuşmayacak. Bekle gör politikasını sürdürecek. CHP'li yöneticiler kameralar önünde konuşmasa da parti kulislerine Muharrem İnce gündemi hakim. Kimine göre İnce partiden ayrılırsa hem siyasi geleceğine hem de CHP'ye zarar verebilir. İnce'nin parti kurması halinde seçmenin CHP'den vazgeçmeyeceğini düşünenler de var. Değişime imza veren milletvekillerini, belediye başkanlarını, kurultay delegelerini dışla, sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim? Hem CHP'li olacaksın, hem bireysel çıkarlar peşinde koşacaksın. Ben ne olacağım diyeceksin. Sen hiçbir şey olamazsın kardeşim. Senin yerin CHP'nin kapısının dışarısıdır. Muharrem İnce'nin yılbaşına kadar partiyi kuracağı ifade ediliyor. Bu süreçte İnce-Kılıçdaroğlu görüşmesi olabileceği de iddialar arasında. Siyasetteki gelişmeler bu şekildeydi. Sabah Ajansı'na gazete manşetleriyle devam edelim. Yeni Asır gazetesine bakalım şimdi. Yeni Asır gazetesi manşetine Muğla'lı Tesla'ya devlet sahip çıktı başlığını atmıştı. Hemen o mucit haberini sizlere aktaralım. Türkiye'ye Yeni Asır'ın tanıttığı Köyceğiz Kozluca'da yaşayan 18 yaşındaki mucit Ramazan'ın başına devlet kuşu kondu. Ramazan'ın köyünde ziyaret eden TÜBİTAK Başkanı Mandal eğitimi için 20 bin lira aktardıklarını söyledi ki evine gittiler. O evde birçok köyde, Muğla'nın Köyceğiz'inde 50 kilometre uzaklıkta bulunuyor Muğla'ya Köyceğiz ilçesi, köyü düzeltiyorum. Elektriği, suyu, interneti olmayan bir köyde ve o köyde işte bir icat geliştirmişti Ramazan. Muharrem İnce'den bölücü cevabı, siyaset kulislerinde yeni parti kurulacağı iddia edilen Muharrem İnce, CHP'li isimler tarafından bölücülük yaptığı yönündeki sözlere sosyal medyadan oldukça sert bir yanıt verdi. Değişime imza veren milletvekillerini, belediye başkanlarını, kurultay delegelerini dışla, sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim diye tepkisini dile getirdi. Yine devam edelim hemen. Türkiye'den yardım eli başlığıyla. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Lübnan'a dost eli uzandı demiş Yeni Asır gazetesi de. 2750 tonluk amonyum nitratın nükleer bomba gibi patladığı Beyrut Limanı ve çevresi enkaz yığınına döndü demiş ve Beyrut Limanı'na ait işte o son görüntüyü de paylaşmış Yeni Asır gazetesi. Vicdanlar da boğulmuş. Kurban Bayramı'nda Antalya'ya giden İzmirli Müslüm Oğuz tatilin son günü denizde boğularak can verdi. Oğuz'un cenazesi sahilde dururken bunu umursamadan denize giren ve güneşlenen vatandaşlar şaşırttı demiş Yeni Asır gazetesi ve vicdanlar da boğulmuş diyerek tepkisini de bu şekilde göstermiş. Şimdi Gaziantep'e gidelim. Gaziantep'te bir patlama haberi var. Demir doğrama fabrikasında oksijen tüpü patladı. 7 kişi yaralandı. Oksijen tüpü bomba gibi patladı. 3 ağır 7 kişi yaralandı. Gaziantep'in küçük sanayi sitesinde bulunan bir demir doğrama fabrikasında işçilerin çalıştığı esnada oksijen tüpü patladı. İş yerinde oksijen tüpleri işte bu şekilde bir arada duruyordu. Patlamanın hemen ardından oksijen tüplerinin bulunduğu işte bu platform duvarı adeta delerek dışarıya fırladı. Patlamanın etkisiyle fabrikanın çatısı havaya uçtu. Duvarları yıkıldı. Patlama hemen bu noktadaki demir atölyesinde meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle iş yerinin duvarları parçalandı. Aynı zamanda iş yerinin çatısındaki saclar da etrafa saçıldı. Bir patlama sesi duydum. Patlama sesi duyunca buradan üst çatı falan havaya kalktı, geldi bizim atölyenin üzerine düştü. Patlamada fabrikadaki 7 işçi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler hastaneye kaldırıldı. 3 işçinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Çevredeki iş yerlerinin de etkilendiği patlamada bir otomobilde de hasar oluştu. İstanbul Bahçeli Evler'de ise iki grup arasındaki tartışmada silahlar konuştu. İki grup arasında silahlar çekildi. Sokakta oynayan bir çocuk da kurşunların hedefi oldu. Olay İstanbul Bahçeli Evler'de yaşandı.
İddiaya göre Zafer Mahallesi Akşemseddin Sokak'taki iki grup birbirine hakaretler yağdırdı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar arasında silahlar çekildi. Kurşunlar o esnada sokaktan geçen bir çocuğa ve kavgaya karışan bir kişiye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekipler ise sokak girişine güvenlik şeridi çekti. Olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Polis şimdi o şüphelilerin peşinde. İstanbul Fatih'teki acı bir kazanın görüntülerini getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Bir motokurye itfaiye aracını geçmeye çalıştı ve o sırada kazaya neden oldu. Maalesef o kazada ehliyetsiz olduğu tespit edilen kurye hayatını kaybetti. Ehliyeti yoktu. İtfaiyeyi geçmek istedi, yaptığı kural ihlali faciaya neden oldu. İtfaiye arabasının sağından daldı, önüne geçmek isterken araca vurup devrildi. Kaza İstanbul Fatih'te yaşandı. İddialara göre motor kurye siparişi yetiştirmek için hız yaptı. İtfaiyenin su tankerini geçmek istedi. Ancak aracı geçemedi. Park halindeki otomobile çarptı. Araç devrilince tekerlek, itfaiye arabasının tekerleği üstünden geçti. Acı gerçek kaza sonrasında ortaya çıktı. 18 yaşındaki motor kuryenin ehliyetinin olmadığı belirlendi. Ve maalesef bir yangın haberi de Aydos'tan geldi. Yine ormanlık alan küle döndü. Tabii ki bunların sebepleri arasında hem havaların ısınması hem de bireysel ihmaller var. İstanbul'un akciğerleri alev alev yandı. Saat 11 sıralarında Pendik Aydos Ormanı'nda yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü, bölgeden yoğun duman yükseldi. Dumanı görenler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ve Orman Müdürlüğü ekipleri yangını söndürmek için seferber oldu. Çevrede bulunanlar da ekiplere yardım etti. Yangına itfaiye ekiplerinin dışında vatandaşlar da müdahale ediyor. İşte burada da bir vatandaş elindeki kürekle yanan bölgelerin önüne geçmek için toprak atarak alevleri söndürmeye çalışıyor. Bölgeye yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Yangın söndürme helikopteri de havadan müdahale ediyor. Birazdan suyunu boşaltacak ve şu anda suyunu boşalttı. Yangın yaklaşık bir saat çalışmayla kontrol altına alındı. Yok değil mi abi oralarda? Neden çıktığı belli mi? Bilmiyoruz. Vatandaşın biri aşağıda bir şey yapmış. Çöplüğü yakmış. Ondan gelmiş. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Bir kişi de gözaltına alındı. Halkbank ekonomi bültenini sunar. Halk ister, Halkbank yapar, Halkbank. Ve Türkiye'de otomotiv pazarında pandemi sürecinde rekor bir artış sağlandı. Yılın ilk 7 ayında Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araçta toplam pazar %60.3 büyüdü. Taşıt kredi faizlerindeki düşüş otomobil satışlarında rekor getirdi. Temmuz'da satışlar %387,5 arttı. 87.401 adet otomotiv satışı gerçekleşti. Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre yılın ilk 7 ayında Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı %60,3 oranında büyümeyle 341.469 adet olarak gerçekleşti. Temmuz'da otomobil satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre %350,9 arttı. Satış adedi 69.427 adet oldu. Hafif ticari araç satışları %611 artış göstererek 17.974 olarak gerçekleşti. Bu artışı ben şöyle de ifade etmek istiyorum. Gerçekten Türkiye'de otomotiv şunu gösteriyor.
ekonomi yönetiminin almış olduğu kararlar otomotiv sektöründe karşılık buluyor ve otomotiv sektörü gerçekten rekor kırıyor. 2000 ile 2020 arası 20 senelik geçmiş Temmuz rakamlarında dahi böyle bir adet yok. Dolayısıyla bu adedin arkasındaki en büyük itici güçlerden birisi de Türkiye'deki şu anda düşük faiz sürecinin hala devam ediyor olması. 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlarına bakıldığında otomobil ve hafif ticari araç pazarı %42,5 arttı. Ve saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Sabah Ajansı A Haber ekranlarında ve A Haber Radyo'da devam ediyor. Türkiye ve dünyadan gelişmeleri canlı yayınlarımızda, haberlerimizde ve yeni günün gazete manşetleriyle sizlere aktarmaya devam ediyoruz. İlk haberimiz, bültenimize başlayacağımız ilk haberimiz dünyayı derinden sarsan o Lübnan'daki patlamaydı. Bakın tekrar o görüntüleri ekranlara getirelim. Önce bir patlama meydana geldi. Havai fişekler patladı. Ardındansa atom bombasını andıran bir patlama meydana geldi. Dünyada Japonya'ya yönelik düzenlenen o atom bombalı saldırılardan Hiroşima ve Nagasaki'den sonraki en büyük patlama olduğu söyleniyor. Lübnan zaten küçük bir ülkeydi. Son günlerde oldukça zor günler geçiriyordu ki Beyrut ve Beyrut limanı Lübnan ekonomisinin kalbiydi. İşte bu patlamayla birlikte Lübnan kalbinden vuruldu. Tam 2750 ton amonyum nitrat vardı o depoda. Neden patladı? Kimler tarafından patlatıldı? Tabii ki bunlar henüz netlik kazanmadı. Araştırmalar devam ediyor. İşin içinde terör örgütleri olduğu söyleniyor. Bir yandan İsrail ile ilgili iddialar var ama kaza olduğu yönünde de bazı iddialar var. Bunlar ilerleyen günlerde netlik kazanacaktır. Ama bizleri, dünyayı yasa boğan durumsa o bilançoydu. O patlamanın neden olduğu bilanço. 135 kişi hayatını kaybetti. 5000 yaralı var ve daha yüzlerce kişiye ulaşılamadığı yönünde iddialar var. Beyrut sokakları savaş alanına döndü. Onlarca kişi yaşamını yitirdi, binlerce kişi ise yaralandı. Milyarlarca dolarlık maddi hasar meydana geldi. Daha önce ele geçirilen patlayıcıların tutulduğu bir depoda meydana gelen patlama, başkent Beyrut'u kan gölüne çevirdi. O anlara ilişkin ortaya çıkan yeni görüntüler, patlamanın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi. Burası Beyrut'ta bulunan bir ev. Eve temizliğe giden Afrikalı bu kadın ve evin minik çocuğu patlamaya işte böyle yakalanıyor. Şiddetli sarsıntıyla şok olan kadın kendi canını hiçe sayarak önce evin çocuğunu kurtarmaya çalışıyor. Burası da Beyrut'ta bulunan bir kreş. Patlamayla birlikte kreşte meydana gelen yıkım ve çocukların yaşadığı korku kameralara işte böyle yansıyor. Bu rahip ise patlamaya ayin sırasında yakalanıyor. Rahip, kilisede yaşanan şiddetli sarsıntıyla ne yapacağını şaşırıyor. Lübnan Kızıl Haç'ı hala enkaz altında kalan çok sayıda kişi olduğunu açıkladı. Beyrut valisi ise patlama sebebiyle evini terk etmek zorunda kalan kişilerin en az 2-3 ay evlerine dönemeyeceğini söyledi. Öte yandan Ankara'dan Lübnan'a yardım eli uzandı. Tarihinin en kanlı patlamasını yaşayan Lübnan'a yardım için çalışmaların başlatıldığı açıklandı. Açıklama Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan geldi. Aksoy, Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla bölgeye arama kurtarma ekibi ve acil sağlık personellerinin sevk edildiğini belirtti. Bölgeye Sahra Hastanesi kurulacağı bilgisini verdi. İddialar var dedik. O iddialarla ilgili bugün Milat Gazetesi de manşetine oldukça dikkat çeken bir konuya yer vermiş. Tekrar belirtelim. 1600 kişi kayıp diye eklemiş. Netanyahu 2 yıl önce Birleşmiş Milletler'de aynı yeri göstermişti. Katil belli demiş. Biraz daha aşağıya inebilirsek Milat Gazetesi'nin hemen o manşetindeki detayı da sizlere aktarmak istiyorum. İsrail Başbakanı Netanyahu, Beyrut'taki patlamanın olduğu yerin uydu fotoğraflarını işaretleyerek 2018 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda göstermişti. Netanyahu burada Hizbullah güdümlü füze
Hizbullah güdümlü füze imal ediyor. İsrail buna izin vermeyecektir diyerek Lübnan'ı tehdit etmişti. Ve tekrar belirtelim, o Lübnan'daki patlamayla ilgili bazı cevapsız sorular var. 2750 tonluk amonyum nitratın neden 6 yıldır sivillerin olduğu limanda tutulduğuna cevabı yok. Terör devleti İsrail'in patlamanın olduğu limanı defalarca tehdit etmesine rağmen 2014 yılından bu yana Lübnan'ın limanında güvenlik tedbiri almaması da bir muamma demiş Milat gazetesi ve Lübnan'ın yanındayız başlığıyla Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun'la telefonda görüşen Başkan Erdoğan, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum dedi. Türkiye olarak her zaman Lübnan'ın ve Lübnanlı kardeşlerimizin yanında olacağız ifadelerini kullanmıştı Başkan Erdoğan. İşte bu açıklamayla birlikte dünyada Lübnan'a ilk destek Türkiye'den gelmişti ve Başkan Erdoğan'ın talimatıyla birlikte hemen insani yardım malzemeleri ve sağlık personellerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçak Beyrut'a gitti. Türkiye Beyrut'taki patlamaya sessiz kalmadı. Patlamanın yaşandığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yardım götürmek amacıyla hazırlanan askeri kargo uçağı bölgeye ulaştı. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçakta UMKE, Kızılay ve AFAD'dan toplam 34 personel, 2 acil müdahale ünitesi, 3 personel barınma çadırı, sağlık ve insani yardım malzemesiyle bir kurtarma aracı yer aldı. Etimesgut Askeri Havaalanı'nda açıklama yapan AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, patlama sonrası istenilen desteğin gönderilmesi için hazırlık yaptıklarını söyledi. Allah Beyrut'un, Allah Lübnan'ın yardımcısı olsun. Biz de bunun için elimizden geleni yapmak için yola koyuluyoruz. Beyrut tarihi bir şehir. Ortak hafızalarımız var dünyada. Birçok iç savaşta sahne oldu maalesef tarih boyunca. Özellikle son 100 yıl içerisinde. Ve Beyrut'un tabii kendine has bir doğası vardı. Özellikle güzel de bir coğrafyada bulunuyordu. Bir liman kentiydi. Şimdi patlamadan önceki hali ve sonrasını göstereceğiz. İşte bakın hemen burası patlamadan sonraki hali. Patlamadan önce liman bu şekildeydi. Şu anda uydu görüntülerini veriyoruz ekranlarınıza. Patlamadan önce liman bu şekildeydi ama o 2750 tonluk amonyum nitratın patlaması sonucu Beyrut Limanı'nın geldiği son hal işte bu şekilde. Devasa bir patlamayla sarsılan Lübnan yaralarını sarmaya çalışıyor. Şehir limanında 2750 ton amonyum nitratın patlamasının ardından Beyrut harabeye dönmüş durumda. Beyrut valisi patlama nedeniyle oluşan maddi hasarın 10 ila 15 milyar dolar aştığını tahmin ettiklerini ifade etti. 250-300 bin kişinin de evsiz kaldığını söyledi. Bununla birlikte patlamanın büyüklüğü uydu fotoğraflarına da yansıdı. Patlamanın meydana geldiği bölgede oluşan krater, hasarın nedenli büyük olduğunu gözler önüne serdi. Bununla birlikte yıkılan binaların enkazı altında kalan pek çok kişiyi de kurtarma çalışmaları sürüyor. Son olarak patlamadan 27 saat sonra küçük bir çocuk enkaz altından kurtarıldı. Öte yandan harabeye dönen şehirde halk yarasını sarmaya çalışıyor. Beyrut halkı patlamanın ardında kalan moloz yığınlarını temizleme çalışmaları başlattı. Diğer bir yandan Lübnan hükümeti patlamanın sorumluları ile ilgili önemli bir karar aldı. Korkunç patlama ile ilgili bütün sorumlulara ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini duyurdu. Hatırlayacaksınız, patlama meydana geldiği zaman o patlamanın sesinin ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Lefkoşa'dan duyulduğu, dumanlarının Suriye'de Şam'dan göründüğü söylenmişti. Ve
Hemen o patlamanın ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de Lübnan'a yönelik destek mesajları geldi. Şimdi Lefkoşa'ya uzanalım. Orada bizleri A Haber muhabiri Hakan Yıldırım bekliyor. Hemen Hakan'a günaydın diyelim. Hakan, dün patlamanın sesinin Lefkoşa'da da duyulduğu söyleniyordu. Bu bir abartı mı yoksa gerçeklik payı var mı? Öncelikle bunu sormak istiyorum. İkinci olarak Kıbrıs'tan da, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de yine destek açıklamaları vardı. Detayları aktar lütfen bize. Günaydın, iyi yayınlar. Evet, Lübnan'daki patlama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de duyuldu. Başkent Lefkoşa'da da duyuldu ama özellikle Gazi Mausa'da, Dipkarpaz bölgesinde, Lefkoşa ile Gazi Mausa arasındaki bölgede, Mesarya dediğimiz bölgede net bir şekilde duyuldu. Hatta paniğe bile neden oldu. Neden panik olduğunu da söyleyeceğim, ancak Beyrut'la Gazi Mausa arası aşağı yukarı uçuş mesafesi 185 kilometre. Oldukça yakın bir mesafe. Abartı yok. Gazi Mausa'da özellikle çok net bir şekilde duyuldu. Panik var dedim. Nedeni ise hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl içerisinde, yani son 12 ay içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Beşparmak Dağları'na bir füze düşmüştü ve çok büyük bir gürültü ve büyük bir panik yaşanmıştı. Aradan daha bir ay geçmemişti ki Çatalköy'de mühimmat patlaması yaşanmıştı ve bu Beyrut'taki patlamanın sonrasında da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sosyal medya devreye girdi hızlı bir şekilde. Sosyal medyada çok büyük patlama var, hissettik bu patlamayı, yine bir yerde bir şey mi oldu, bir yere füze mi düştü, bir yerde bir patlama mı oldu soruları sorulmaya başlanmıştı ki Beyrut'taki patlamanın olduğu bilgisi geldi. Ve mesajlara gelince, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti birçok dünya ülkesi gibi aynı acıyı paylaşıyor diyebilirim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, Başbakan Ersin Tatar, bakanlar, milletvekilleri yine bu acıyı paylaştıklarını içeren mesajlar paylaştı. Başsağlığı mesajları, taziye mesajlarını paylaştı diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Hakan Yıldırım'a teşekkür ediyoruz aktardığı bilgilerden dolayı ve geçmiş olsun dileyelim. Tekrar orada da bir büyük bir panik yaşanmış zira Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de. Bakın, Bağdat, Şam, Halep ve Beyrut. Bizlerin ortak mirasında oldukça önemli tarihi yerlere, tarihte önemli yerlere sahip, önemli hafızalara sahip şehirlerdi bunlar ve ortak hafızalarımız yok oluyor maalesef, birileri tarafından bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde yok ediliyor. Beyrut'taki patlama akıllara 2. Dünya Savaşı'ndaki trajediyi getirmişti. Özellikle Lübnan Başbakanı patlamanın şiddetini anlatırken Nagasaki'yi, Hiroşima'yı hatırlatmıştı. Ve enteresandır, bugün o trajedinin yıl dönümü. Hiroşima ve Nagasaki'deki patlamada yaşanan o acı görüntüler 75 yıldır unutulmadı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Eylül 1939-1945 arasında süren savaşın son yılında Hiroşima ve Nagasaki kentlerine atom bombası atması sonucu Japonya'nın teslim olmasının üzerinden 3 çeyrek asır geçti. Uranyum katkılı atom bombası merkezinde 3000 santigrat derece ısı oluşturarak 1,5 kilometre çapındaki alanda her yeri dümdüz etti. Hiroşima'nın %70'ini yok eden bomba 1945 yılı sonuna dekse 140 bin kişinin ölümüne yol açtı. İşte bugün o karanlık günlerin kurbanları anılıyor. 75 yıldır unutulmadı 140 bin kişi ve bugün Hiroşima'da atılan o atom bombasında hayatını kaybedenler düzenlenen törenlerle anılıyor ve o anma töreni canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz. Ve Japonya'nın Hiroşima kentine 6 Ağustos 1945 sabahı atılan atom bombası sonucu hayatını kaybedenler ve yaralananlar için kentte Barış Anıt Parkı'nda anma töreni düzenlendi. Şimdi o görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz zaten. Törene video mesaj gönderen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hiroşima'ya atom bombası atılmasının insanlık tarihinin en karanlık günlerinden biri olduğuna dikkat çekti. Bugün insanlık tarihinin en karanlık günlerinden birini, Hiroşima'ya
atom bombası atılmasının 75. yıl dönümünü büyük bir hüzün ve acıyla yad ediyoruz. Bu felaketin kurbanlarını bir kez daha tazimle anıyorum. Dost Japon halkına tam 75 senedir yüreklerindeki acıyı dindirmeye çalışan mağdurların yakınlarına başsağlığı diliyorum. İnsanlık olarak Hiroşima'da yaşanan bu meşhum olaydan ders almayı başarmak zorundayız. Barış Anıtı Parkı'nda yer alan kaideye kazındığı gibi Hiroşima yanlışı tekrar etmeme kararlılığımızın nişanesi olmalıdır. Hiroşima'da yaşanan onca drama rağmen Suriye'den Yemen'e, Filistin'e kadar birçok ülkede çocuklar ölmeye, minik bedenleriyle savaşın tüm yükünü çekmeye devam ediyor. Ölüm çocukları kimi zaman bir mülteci teknesinde, kimi zaman okul sırasında, kimi zaman sokakta, kimi zaman da kendilerini en güvende hissettikleri yer olan annelerinin kucağında buluyor. Dünyanın hala nükleer silahların gölgesinde olduğu günümüzde Hiroşima'dan yükselen çığlığa kulak vermemiz gerekiyor. İnsanlığın 8 Ağustos 1945'te yaşadığı bu utanç verici acıyı bir daha yaşamaması için çocuklarımıza ve gelecek nesillere insanlık onuruna yaraşır bir dünya inşa edebilmek için bir daha asla diyerek sözlerime son vermek istiyorum. Sabah ajansına gazete manşetleriyle devam ediyoruz. Hürriyet gazetesine bakalım hemen. Hürriyet gazetesi bugün Momo kapandı, kaymakam uçtu başlığını atmış. Ukraynalı model güvenlik görevlileri tarafından darp edildiği öne sürülen The Beach of Momo'nun kapatılmasının ardından Çeşme kaymakamı Hacı Mehmet Kara da görevden alındı demiş. Hürriyet gazetesi de manşete bu bilgiyi aktarmış. Bu arada otoda rekor böyle geldi. 2020 Temmuz ayı otomobil ve hafif ticari araç satışı 2019 Temmuz'a oranla %387 arttı. İşte 87.401 adetlik satış rekorunun altında yatan nedenler demiş. Aktaralım bunları sizlere. Oldukça takip ediliyor zira son günlerde otomobil fiyatları. Geçen yıl ertelenen talep bu yıla yansıdı. Halk salgın korkusuyla toplu taşımadan uzaklaştı. Düşük faizli kredi talep gördü. Kiralama şirketleri toplu alımlar gerçekleştirdi. Fiyatlar yükselecek kaygısı etkili oldu. Komşum aldı, ben de alayım güdüsü devreye girdi demişler. Özellikle otomobil fiyatlarındaki artışa etken olan sebepleri bu şekilde sıralamış Hürriyet gazetesi. Ve dünya altın hesabını sil baştan yapıyor. Altın tüm dünyada hızlı yükseliyor. Ons fiyatında 1921 dolarlık rekorun ardından 2000 doların üstüyle yeni rekorlar geldi demiş Hürriyet gazetesi. Ve yine Hürriyet gazetesi ilk sayfasında patlayan madde boğazdan geçmiş başlığını atmış. Beyrut'ta patlayan tonlarca amonyum nitrat maddesinin 7 yıl önce boğazlardan geçerek Lübnan'a ulaştığı ortaya çıktı. Gürcistan'ın Batum limanında kuru yük gemisine yüklenerek 2013'te Mozambik'e doğru yola çıkan amonyum nitrat aynı yılın Eylül ayında önce İstanbul ardından da Çanakkale boğazından geçti. Gemi daha sonra teknik arıza nedeniyle Beyrut limanına girdi demiş. Bahçeli neden eve dön dedi başlığıyla yine Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında yer alan bir başka haber. Dün gün boyu Devlet Bahçeli Meral Akşener'e neden evine dön çağrısı yaptı sorusunun yanıtını aradım. Ulaştığım sonuçlar şöyle. Öncelikle Bahçeli'nin ev derken kastettiği yer MHP değil Cumhur İttifakı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir sonraki seçime AK Parti, MHP ve İyi Parti üçlüsüyle girmek istiyor. Sanırım bu açıklamada atılan ilk adımdı demiş Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında bu konuyu ele almış. Hürriyet gazetesi bu şekilde yeni güne çıkmıştı ilk sayfasında. İlerleyen dakikalarda detaylarını aktaracağız sizlere. Milliyet gazetesine bakalım. Milliyet gazetesi de manşetine Beyrut'taki o acı patlamayı, o faciayı taşımış. Cehennemi yaşadılar manşetiyle. Bir depoda 2750 ton amonyum nitratın patlaması Beyrut'un yarısını yıktı. Resmi ölü 135 ancak 5000 yaralı, yüzlerce kayıp var
demiş ve nedeninin kesinleşmediğini de aktarmış patlamanın Milliyet gazetesi. Koca Yusuf yardıma gitti. Türkiye Koca Yusuf olarak bilinen A400M askeri kargo uçağıyla Lübnan'a sağlık arama ve kurtarma ekibi gönderdi. Uçakta ilaç ve sağlık malzemeleri de yer aldı. Türkiye ayrıca 400 tonda buğday yardımı yaptı. Bu arada Türkiye Büyükelçiliği'nde yeminli tercümanlık yapan bir kişi de dehşet anlarını anlatmış. 30 dakika koştum. Koşarken de arkamdan alev ve dumanlar geliyordu. Şans eseri hayattayım denilmiş. Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 6 vatandaşımızın, 6 Türk'ün o patlamada yaralandığı bilgisini de aktarmıştı. Devam edelim yine. Tatar'la İstanbul buluşması. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar'ı dün İstanbul'da kabul ederek görüştü. Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmede Doğu Akdeniz'de yaşanan son gelişmeler masaya yatırıldı. Görüşmede Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da yer aldı. Bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 127 general ve amiralin yeni görev yerleri de belli oldu demiş Milliyet gazetesi. Ve koronaya karşı herkes sahada, ülke genelinde. Koronavirüs rakamları tırmanışa geçerken İçişleri Bakanlığı denetimleri artırıyor. Ülke genelinde bugün maske, mesafe, temizlik tedbirlerine yönelik en büyük denetim yapılacak denilmiş. Detaylarını birazdan aktaracağız sizlere, özellikle bu koronavirüse yönelik yapılacak olan denetimlerle ilgili. Milliyet gazetesinde burada noktalayalım. Devam edeceğiz ama gazetelerin detaylarını aktarmaya. Türkiye'nin koronavirüste mücadelesine bakalım. Hangi aşamaya geldik? Özellikle bayram tatili nedeniyle sahil kesimlerinde yaşanan yoğunluk, toplu taşıma araçlarında yaşanan yoğunluk görüntüleri, o kalabalık görüntüler büyük tepki çekmişti ki tepki çekmesinin nedeni burada herhangi bir şekilde uygulanan farklı bir kural ya da tedbir değildi. Vatandaşların uyması gereken kurallardı. Neydi bunlar? Bir, maske takmak. İki de sosyal mesafe kuralına uymak, hayatta kalmak için. Bu nedenle artışın söz konusu olduğu yönünde tabii ki konuşmalar var, uyarılar var. Hemen bakalım rakamlara. Son 24 saatte 53.842 test yapıldı. Bir önceki güne göre testler 7-8 bin civarında arttı. Ve yapılan bu testler içerisinde 1178 yeni vaka tespit edildi. Vaka sayılarının arttığı görülüyor. 19 vatandaşımız da maalesef son 24 saat içerisinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında da iyileşen hasta sayısında da artış var. Son 24 saatte 1178 kişi hastalığa yakalandı, 1015 kişi ise sağlığına kavuştu. Türkiye'nin koronavirüs tablosu açıklandı. Tabloya göre yeni vaka sayısındaki artış devam etti. Hasta sayısı düne göre 95 kişi yükseldi. Son 24 saatte 1178 kişinin testi pozitif çıktı. Toplam hasta sayısı 236 bini geçti. Yeni can kayıpları da meydana geldi. Geride kalan 24 saatte 5 Ağustos'ta 19 kişi vefat etti. Hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 5.784 oldu. Hastalığı atlatanlara da yenileri eklendi. Bir günde 1015 kişi iyileşti. Koronavirüsü yenenlerin toplam sayısı 219.506'ya yükseldi. Ve koronavirüs testleri. Türkiye genelinde 53.843 yeni test daha yapıldı. Toplam test sayısı 5 milyonu aştı. Ağır hasta sayısı ve hastalarda zatürre oranları da kamuoyu ile paylaşıldı. İki başlıkta da düşüş var. Ağır hasta sayısı bir önceki güne göre bir kişi azaldı. %8,5 olan zatürre oranında %8,4'e düştü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bilançoyu sosyal medya hesabından değerlendirdi. Yeni hasta sayımız dün önceki güne göre 88, bugünse düne göre 95 arttı dedi. Uyarılarını bir kez daha tekrarlayan Koca, bayram ve tatildeki riskin yeni sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var ifadesini kullandı. Biraz önce Milliyet Gazetesi'ne de aktarmıştık. Bugün oldukça geniş kapsamlı bir denetim yapılacak. İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine bir genelge gönderdi ve bu genelgeye göre 6 Ağustos Perşembe, yani bugün yurt genelinde en kapsamlı koronavirüs denetimleri yapılacak. Sağlık için, hepimiz için mottosuyla 81 ilde gerçekleşecek denetimlere bizzat valiler, kaymakamlar, belediye başkanları ve
İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri de katılacak. Denetimler konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, lokanta, kafe ve restoranlar olmak üzere yaşam alanlarını kapsayacak şekilde planlanacak. Denetimler sırasında rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verilecek ki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da geride bıraktığımız gün yarın tüm Türkiye'de salgınla ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz. Kontrollü sosyal hayat demişti ve sağlık için hepimiz için etiketiyle de bu açıklamayı yapmıştı. Bakan Soylu denetimleri duyurmuştu. Bu arada geride bıraktığımız gün bir belge dolandı ortalıkta. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı yönünde elden ele dolaştı özellikle sosyal medyada ve WhatsApp gruplarında. İşte bu konuyla ilgili hemen o metni sizlere öncelikle gösterelim. Orada 7-8-2020 tarihi saat 24 ile 9-8-2020 tarihi 24 arasında yani hafta sonu belirtilen istisnalar hariç olmak üzere büyükşehir statüsündeki illeri sıralamışlardı. Toplam 15 ilimiz sınırları içerisinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır şeklinde sahte bir genelge hazırlanmıştı. Bu sahte genelge ile ilgili İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı bir paylaşım yaptı. Hemen o paylaşımı da ekranlarınıza getirelim. Sahtedir dedi başlıkta ilk olarak Bakan Yardımcısı Çataklı. Covid-19 salgını ile ilgili alınan tüm tedbirler bugüne kadar resmi kanallarla duyurulmuştur. Bundan sonraki süreçte de olası alınacak tedbirler yine resmi kanallar vasıtasıyla duyurulacaktır. Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar edilmemesi rica olunur dedi. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı bu bilgileri aktardı. Tabii kısıtlama gelebilir, kısıtlama uygulanabilir ama bu sosyal medyada gezen, o belgelerle ya da WhatsApp gruplarında gezen genelge belgeleriyle olmaz. İçişleri Bakanlığı, devletin ilgili kurumları bu duyuruları yapar ve bu konuda da itibar edilmemesi büyük önem taşıyor. Provokasyon içerikli bazı paylaşımlar da son dönemde arttı. Bunu da aktaralım. Bu arada yine İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelgede salgınla mücadelede yeni bir uygulamaya geçildi ve bu anlamda da Kırıkkale pilot il oldu. İl Salgın Denetim Merkezi oluşturuldu. Peki bu merkez nasıl çalışıyor? Yakından bakalım. Herkes caddede maskesiz gördüğü şahıslar için de bizleri arıyorlar. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine genelge gönderdi. Salgınla mücadelede yeni bir uygulamaya geçildi. Pilot il olarak da Kırıkkale seçildi. Salgının tek elden yönetildiği İl Salgın Denetim Merkezi, tedbirleri ihlal edenlere yönelik her türlü şikayet ve ihbarın yapılacağı bir çağrı sistemi kuruldu. Sahada ise tam 100 kişilik bir ekip çalışıyor. Kırıkkale'de İl Sağlık Denetim Merkezi'nde hummalı çalışma sürüyor vatandaşlar. İhbar ve şikayetlerini 112 çağrı merkezi üzerinden ya da burada belirtilen WhatsApp numarası üzerinden yapabilecekler. Şu anda da bir çağrı geldi. İl Salgın Denetim Merkezi, buyurun efendim. Evet efendim, bir kafede maske takılmıyor. Tamamdır efendim, ekiplerimi yönlendireceğim. Adresinizi alabilir miyim lütfen? En çok şikayetimiz maske üzerine geliyor. Genellikle alışveriş merkezlerimizden. Kırıkkale'nin yoğun noktaları da Salgın Denetim Merkezi'nde bulunan bu dev ekranlarda an be an kameralarla takip ediliyor. İhlalde bulunan kişilerin bilgileri ilk adımda sisteme kaydedilecek. İkinci ihlalin gerçekleşmesi halinde ise 900 lira para cezası uygulanacak. İkinci bir ihlal halinde ise kendilerinin idari para cezasına maruz kalacakları konusunda bilgi veren bir SMS gidecek. Peki ya işletmeler? İhlalin ard arda tekrarlanması halinde ise işletmelerin faaliyetleri bir gün süreyle durdurulabilecek. Salgın denetim ekipleri trafik ekipleriyle koordineli çalışıyorlar. An itibariyle de bir dolmuş durduruldu ve içeride maske, mesafe ve hijyen kontrolü yapılacak. Ard arda yapılan 3 denetimde koronavirüs tedbirlerine uyduğu tespit edilen iş yerleri, şehir içi toplu taşıma araçları ve taksiler ödüllendirilecek. Denetimlerden başarıyla çıkanlara güvenli alan logosu verilecek. Koronavirüs il denetim uygulaması modeli elde edilecek sonuçlara göre diğer illerde de yaygınlaştırılacak. Gördüğüm kadarıyla hepiniz maskelerinizi takmışsınız. Bu duyarlılığınızdan dolayı da sizlere teşekkür ediyoruz.
Sabah ajansı devam ediyor. Gazete manşetlerine bakacağız ve Yeni Şafak gazetesi bugüne hangi manşette çıkmış hemen sizlere aktaralım. Ama manşetten önce sür manşette dikkat çeken bazı noktalar var. Beyrut'taki patlama ile ilgili hemen onu aktaralım. Korkunç şüphe. Beyrut limanında patlayan 2750 tonluk amonyum nitrat geride eşi az görülen bir yıkım bıraktı. En az 113 kişinin öldüğü, 4000 kişinin de yaralandığı patlamanın yaşandığı limanın Hizbullah'ın kontrolünde olması bazı kuşkuları beraberinde getirdi. Resmi açıklamalar kazara çıkan yangının depoyu patlattığı şeklinde, ancak saldırı ihtimali de konuşuluyor denilmiş. Ve bu arada cevap bekleyen bazı soruları sıralamış. Hemen onları da aktaralım. 2750 tonluk amonyum nitrat neden 6 yıldır limanda bekliyor? Tartışmalar bu süre içinde patlamaya karşı bir önlem alınmadığını da gösteriyor. Kentin en işlek merkezinde bulunan limanın yakınında diplomatik misyonlar, turistik noktalar, çarşı merkezi, fuar alanı, ünlü oteller ve Başbakanlık Sarayı da bulunuyor demiş Yeni Şafak gazetesi sür manşetine bu detayı taşımış. Manşetinde ise oldukça önemli bir haber var. Bir aşiret direniyor. Rakka ve Deirizor'daki en büyük aşiretlerden Al Akidet, terör örgütü PKK-PYD'ye karşı büyük bir mücadele veriyor. PKK'yı desteklemediği için iki liderinin suikastla öldürülmesi bardağı taşırdı. Yolları kesen aşiret üyeleri silahlı baskınlarla bazı örgüt karargahlarını ele geçirdi demiş ki artık bölgede, Suriye'nin kuzeyinde özellikle terör örgütünün elindeki o bölgelerde iç isyanlarında başladığını, oradaki bölge halkının da terör örgütüne karşı ayaklandığı bilgisini aktaralım. Korona yoruldu, siz yorulmadınız. Kocaeli'deki Farabi Hastanesi Başhekim Mustafa Güneş, temas ve maske kuralına uymayan vatandaşlara isyan etti. Hastane personeli artık çok yoruldu. Koronavirüse bile bulaştan yorgun düştü ama insanımız uyarılmaktan, dikkatsizlikten yorulmadı. Vicdanı olan duysun, olmayansa aynı gayretle devam etsin demiş. Yeni Şafak gazetesi de bu önemli uyarıyı ilk sayfasına taşımış. Devam edelim yine. Erdoğan haritayı yeniden çizdi. Fransız medyasının Türkiye'nin Akdeniz ve Libya'daki hamlelerine ilişkin endişeli haber ve yorumları dikkat çekiyor. Le Monde'un 100 yıl sonra Erdoğan Sev'den intikamını aldı başlıklı yazısından sonra Le Figaro'dan Fatih Erdoğan başlıklı bir yorum geldi. Gazete Erdoğan'ın mavi vatan stratejisiyle Akdeniz'de haritayı yeniden çizdiğine dikkat çekti denilmiş. Ve yine Yeni Şafak gazetesinin ilk sayfasında yer alan bir başka haberi hemen aktaralım. Kurşunlu Camii'ne çirkin saldırı. Yunanistan'da belirsiz bir grup Mimar Sinan eseri tarihi Kurşunlu Camii'ne taşlı saldırı düzenledi. Cami Teselya'nın Yunanistan'a verdiği 1882'ye kadar Osmanlı'ya ait en görkemli İslam ibadethanelerinden birisiydi demiş Yeni Şafak gazetesi. Bu bilgiyi de aktarmış ilk sayfasında. Devam edelim yine haberleri aktarmaya. Malum geride bıraktığımız gün oldukça önemli bir gelişme daha yaşandı. Başkan Erdoğan özellikle sosyal medyada çok fazla gündem olmuştu. Psikoloji eğitimi, açık öğretim psikolojisi, psikoloji bölümüyle ilgili. O konuda bir bilgi sunuldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bir rapor sunuldu ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bunun üzerine Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'na talimat vermişti. O kurul dediğimiz gibi toplandı ve Başkan Erdoğan psikoloji eğitiminin açık öğretimde olmaması yönünde bir görüş bildirdiği aktarıldı. Psikoloji eğitiminin örgün olarak yapılması daha uygun olacaktır. Başkan Erdoğan psikoloji eğitiminin sorunları hakkında bilgi almış ve açık öğretim konusu dahil olmak üzere bir rapor istemişti. Erdoğan'ın talimatıyla toplanan Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, YÖK'ün ve önemli psikologların görüşlerini değerlendirdi. Kurul uzaktan psikoloji eğitimi verilmesinin uygun olmadığı yönünde eğilim gösterirken, atılması gereken adımlara ilişkin detaylı raporu Başkan Erdoğan'a sundu. Konuya dair sosyal medya hesabından açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, psikoloji lisans eğitiminin büyük oranda uygulama gerektiren mahiyeti ve yüksek öğretimde kalitenin korunması amacıyla
örgün olarak yapılmasının daha uygun olacağı yönünde bir rapor hazırlamış ve Cumhurbaşkanımıza sunmuştur ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın kurul raporuna olumlu yanıt vermesi durumunda açık öğretimde psikoloji programına kayıtların durdurulması bekleniyor. Ve bedelli askerlikte yeni rakam belli oldu. Bedelli ücreti bu döneme ilişkin 37.070 lira olacak. Dövizli askerlik yapacak olanlarsa 5.563 euro ödeyecek. 2, 3, 4. Temmuz ve Aralık döneminde bedelli askerlik yapacak olanlar 37.070 lira ödeyecek. Dövizli askerlik yapacaklar içinse bu rakam 5.563 euro oldu. Bedelli askerlik ücretinde fiyat güncellemesi yapıldı. Yapılan aylık kasayı değişikliğiyle Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü bedelli askerlik ücreti 37.070 lira olarak belirlendi. 21 gün eğitim alacak olan bedelli askerler 37.070 lirayı ilgili banka hesabına yatıracak. Dövizli askerlik yapacak olanlarsa 5.563 euroya bedelli askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklar. Ocak-Haziran döneminde bedelli askerlik yapanlar 35.054 lira ödedi. Ancak kasayı artışı nedeniyle bu rakam Temmuz-Aralık döneminde 37.070 lira oldu. Yeni Temmuz-Aralık döneminde bedelli askerlik yapacaklar 2.016 lira fark ödemiş olacak. Dövizli askerlikte ise rakam Ocak-Haziran döneminde 5.261 euro iken Temmuz-Aralık döneminde 302 euro artış gösterdi. Ve Kurban Bayramı'nda da trafik kazaları yaşandı ve maalesef o kazalarda acı haberler de geldi. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı 5 günlük bayram tatilinin yollardaki bilançosunu açıkladı ve kazaların %90'ının nedeninin sürücü hataları olduğunu aktardı. Bayram trafiği süresince elimizdeki verilere göre 29 ilde 44 ölümlü trafik kazasında 60 can kaybı yaşanmıştır. Can kayıpları en fazla Ankara ilimizde 11, Hakkari ilimizde 6 ve Niğde ilimizde 6 olarak gerçekleşmiştir. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Kurban Bayramı'ndaki trafik kazası bilançosunu açıkladı. 29 ilde tam 44 ölümlü kaza gerçekleşti. Hız limitlerinin üzerinde araç kullanma, dikkatsizlik, yorgun ve uykusuz olarak trafikte bulunma, trafiğe olan konsantrasyonun eksikliği, şerit ve güvenli takip mesafesinin ihlal edilmesinin başta gelen sebepler olarak kayıtlara geçtiğini görüyoruz. Bu bilgiler bizlere trafik kazalarının yaklaşık %90'ının sürücü hatasından kaynaklandığı gerçeğini tekrarlamaktadır. Aylık bilgilendirme toplantısında kameralar karşısına geçen Çataklı, terör operasyonlarının da hız kesmeden sürdüğünü ifade etti. Rakamları paylaştı. Yapılan operasyonlarda 5'i gri kategoride arananlar listesinden olmak üzere toplam 105 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Uyuşturucuyla mücadeleye de en az terörle mücadele kadar yoğun bir mesai harcandı. Bakan yardımcısı toplantıda kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin de konuştu. Kadın cinayetlerinde hayatını kaybeden kadın sayısı 142'dir. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 193'tü. Yani %26'lık bir azalış söz konusu. Orman yangınları, hayvanlara yönelik şiddetin önlenmesi için de çevre, doğa ve hayvanları koruma polisleri göreve başlayacak. Eğitimini tamamlayan arkadaşlarımız vakit kaybetmeden sahada görevlerinin başında olacaklar. Bunun yanında hayvan durum izleme dediğimiz Haydi uygulamasını hayata geçirdik. Vatandaşlarımız uygulama üzerinden ihbar konularıyla alakalı fotoğrafta paylaşabilecekler. Gönderilen ihbarlar, ihbar yapan vatandaşın konumuna en yakın haber merkezine iletilecek ve böylece en kısa sürede belirtilen konuma çevre, doğa ve hayvanları koruma ekipleri sevk edilecek. Geride bıraktığımız gün başkent Ankara'da acı bir kaza haberi gelmişti. Aselsan'ın servis minibüsüne bir yolcu otobüsü çarpmıştı ve o kazada ikisi ağır 8 kişi yaralandı. Bir anda çarpışma sesi duydum. Sonra çığlıklar işte, camlar kırıldı. Ankara'da facianın eşiğinden dönüldü. Yolcu otobüsü servis minibüsünü ezdi.
Olay sabah 7 sıralarında Ankara Çevre Yolu üzerinde gerçekleşti. Edirne'den Hatay'a giden yolcu otobüsü Gölbaşı yönünde ilerleyen Aselsan personelini taşıyan midibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle midibüs yola savruldu, ağır hasar aldı. Şükürler olsun ki durabildik. Sonra hemen kendimizi camdan aşağı attık çıkabilenler. Birkaç kişinin bacağı acıyordu, o yüzden içeride kaldılar. İçeriden çıkamayanlardan biri de 39 yaşındaki Aselsan çalışanı Birol Üneş'i oldu. Üneş'i olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İkisi ağır, 8 yaralı ilk müdahalenin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Ve yine gazetelerle devam ediyoruz. Sabah Ajansı'na, Akşam Gazetesi'ne bakalım. Akşam Gazetesi bugün manşetine 6 yıldır bomba üzerinde oturuyorlardı başlığını atmış. Beyrut'u yıkan 2750 ton amonyum nitratın 6 yıl önce İstanbul Boğazı üzerinden taşındığı ve limanda depolandığı ortaya çıktı. Yüzlerce kişi hala kayıp demiş ve bir aylık tahıl kaldı demiş. Yaşanan bu patlamanın ardından OHAL ilan edilmişti 2 hafta Lübnan'da ve bir aylık tahılın kaldığını, zaten bu anlamda da Türkiye'ye 400 ton buğday yardımı yapacağını açıklamıştı. Ve işte o patlamanın yaşandığı yere ait bir fotoğrafı da paylaşmış. Dev çukur açıldı, denizle doldu demiş. Gazete sabotaj mı, ihmal mi diye de sormuş ki bundan sonraki süreçte en çok tartışılacak olan konu da bu. Ve işte o patlamada evladını kucağında hayatta tutmaya çalışan bir babanın fotoğrafına da yer vermiş. Maalesef hayatını kaybedenler var ve henüz evlatlarına, ailesine ulaşamayanlar var, kayıplar var. Çeşme Kaymakamı görevden alındı. Virüs tedbirlerine uyulmaması, fahiş fiyatlar ve son olarak Ukraynalı modelin darp edilmesiyle gündeme gelen Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara görevden alındı demiş. Bu arada YKS için tercih dönemi bugün başlıyor. Adaylar tercihlerini ÖSYM'nin internet sitesinden TC kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak 14 Ağustos'a kadar yapabilecek. Postayla gönderilen veya elden verilen tercihler geçerli olmayacak. Altın psikolojik sınırı da aştı. Çeyrek 770 lira demiş Yeni Şafak, Akşam Gazetesi. Ve Kılıçdaroğlu'na bölücülük iması başlığıyla bir haber var Akşam Gazetesi'nde. Hemen onu da aktaralım sizlere. CHP'den ayrılarak yeni bir parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, bölücülük eleştirilerine böyle cevap verdi. Değişime imza veren vekilleri, belediye başkanlarını, kurultay delegelerini dışla, sonra dostlarınla hayal kur diye sormuş Muharrem İnce. Devam edelim, gazetenin hemen biraz daha aşağısına doğru bakacak olursak. 6 ünlüye yalan reklam cezası. Ticaret Bakanlığı sosyal medyadan koronaya karşı etkili olduğu iddia edilen ürünün tanıtımını yapan Seda Sayan, Şeyma Subaşı, Seren Serengil, Seray Sever, Ebru Akel ve Seda Akgül'e 104.781'er Türk lirası ceza kesti. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 127 generale yeni görev başlığıyla aktarılan bir haber. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yeni görevlendirmeler belirlendi. 127 general ve amiralin ataması yapıldı. Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Metin Gürak, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla da EDOK Komutanı oldu demiş. Ve yine Akşam Gazetesi de virüse en sıkı denetim başlığıyla bugün İçişleri Bakanlığı tarafından valilerin, kaymakamların ve tüm kamu yetkililerinin katılacağı o denetimin haberine vermiş. Bu arada devam edelim yine gazeteden. Düzeltiyorum. Türkiye gündeminden yapılan önemli haberlerle birlikte Balıkesir'de bir kişi boşandıkları gün eski eşine kurşun yağdırdı. İki çocuk annesi kadın sokak ortasında can verdi. Boşanma kararına öfkelendi. Eski eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı. Kadın cinayetinin son adresi Balıkesir Edremit oldu. Yonca Tatarka boşandığı eşi Sercan Tatarka ile davanın sonuçlandığı gün karşılaştı. Kararı hazmedemeyen adam çocuklarının annesine kurşun yağdırdı.
kanlar içinde yere yığılan kadın hayatını kaybetti. Saldırgan eski koca ise çok geçmeden saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı. Ve Konya'daki bir düğünde sosyal mesafe yine hiçe sayıldı. Şimdi o görüntüleri getireceğiz ekranlarınıza. İşte yine bir düğün ve yine el ele tutuşanlar, sosyal mesafeyi, maske kuralını hiçe sayanlar el ele tutuşarak halay çekiyor. Ama bu aslında daha basit bir ihmal. Esas büyük ihmal ise o düğünde çocukların eline verilen silahlardı. O çocuklar ellerindeki silahlarla havaya defalarca ateş açtı. Çocukların eline silah verildi. Düğünde peş peşe ateş açıldı. Görüntülerin adresi Konya. Kadınhanı ilçesinde düğün vardı. Sosyal mesafe adeta hiçe sayıldı. Tüm bunlar yetmezmiş gibi çocukların da eline silah verildi. Düğünde rastgele ateş açıldı. Sosyal mesafenin görmezden gelindiği ve insanların canının tehlikeye atıldığı düğünden geriye bu görüntüler kaldı. İstanbul Beykent Hadımköy yolu üzerinde de seyir halindeki bir araç alev alev yandı. Alevleri fark eden sürücü yangından son anda kurtuldu. Otomobil alev alev yandı. Trafikte korku dolu anlar yaşandı. Görüntülerin adresi İstanbul Beylikdüzü. Akşam saatlerinde Beylikdüzü Beykent Hadımköy yolu üzerinde seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Alevler bir anda her yeri sardı. Durumu fark eden sürücü adeta alev topuna dönen aracını durdurarak can havliyle kendini dışarıya attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Araçsa kullanılamaz hale geldi. Şimdi hemen her gün Türkiye'nin dört bir yanındaki o doğal güzelliklerini, o güzelim ülkemizin doğal güzelliklerini, cennet köşelerini ekranlara getirmeye devam ediyoruz Sabah Ajansı'nda. Bugün de Muğla'nın Marmaris ilçesine gideceğiz. Orada bir ağaç var. 1905 yıllık bir çınar ağacı. Bölgede büyük ziyaretçi topluyor o ağaç. Şimdi o bölgeye uzanalım hemen. A Haber muhabiri Vural Efecik orada bizleri bekliyor. Vural günaydın, kolay gelsin. Nedir o çınarın hikayesi? Senden dinleyelim. Günaydınlar, iyi yayınlar diliyoruz biz de turizmin merkezinden. Evet, Güney Ege'nin önemli turizm merkezi Muğla sadece deniz, kum ve güneşten ibaret değil. Birçok tarihi mekanlarıyla doğal güzellikleri olan bir yer. İşte o noktalardan birisi de Marmaris'e 45 kilometre mesafedeki Bayır Mahallesi'ndeki bu 1905 yıllık Ulu Çınar. Ve özellikle turizm sezonunda yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanları arasında bulunuyor bu Ulu Çınar. İşte Ulu Çınar'ı hemen size biraz tanıtacak olursak 1905 yıllık bir ağaç olduğunu söylemiştik. 35 metre boyu bulunuyor. Yaklaşık 3 metrede çapı var, yani genişliği. Çevresel alanı 9 metre ağacın bulunduğu nokta ve 706 metre karelik bir alana tekamül ediyor Ulu Çınar. Özellikle yaz aylarında turistler bu noktaya geldiklerinde işte önce Ulu Çınar'ın etrafında biraz dolandıktan sonra hemen yan tarafta bulunan çay ocağında işte bu ulu ağacın gölgesinde serinlemeye çalışıyorlar. Tabii burada turistler etrafında dolaşıyor. Eğer etrafında dolaşıldığı zaman burada uzun ve mutlu bir hayat yaşanılacağına inanılıyor. Bunun yanı sıra tabii ki bu ulu ağacın gölgesinde serinlemek de turistlere iyi geliyor. Ve ağaç 2008 yılından bu yana düzenli olarak bakımı yapılıyor. Bir ara çürümeye, kurumaya yüz tutmuştu. Ve işte görmüş olduğunuz gibi bu özellikle çürümeye yüz tutan alanlar özel macunla kapatıldı. Ve çelik ve krom nikel tellerle sağlamlaştırıldı. Ve hemen işte şu nokta, kameraman arkadaşım gösterebilirse, o çürüyen noktalar özel macunlarla kapatılarak
bu ağaç korunulmaya çalışılıyor. Tabii sadece buradaki çınar ağacı değil, hemen yanında da tarihi 500 yıllık olduğu bilinen bir sedir ağacı da bulunuyor. İşte özellikle Marmaris'te turistler yaz aylarında bu ulu ağacın gölgesinde serinlemek için burayı uğrak mekanı haline getirmiş durumdalar. Ural Efeci'ye teşekkür ediyoruz aktardığı bilgilerden dolayı. Demek ki Muğla'ya, Marmaris'e gidince sadece sahile değil, bu tür güzellikleri de görmek gerekiyor. Şimdi bir başka doğal güzelliğe gideceğiz. Bunun için de Diyarbakır'ın Dicle ilçesine, özellikle sıcakların hakim olduğu şu günlerde bakın vatandaşlar hem serinleyip hem de doğal güzelliğin tadını nasıl çıkarıyorlar? Dicle'nin yeni yüzü ziyaretçilerini bekliyor. Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki Gozirek, buz gibi kaynak suyu ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine eşsiz bir ortam sunuyor. Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeyiz. İşte burası Yokuşlu Köyü ile Oba Mezrası arasında yer alan Gozerek bölgesi. İşte bu doğal güzellik ziyaretçilerini bekliyor. Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı Diyarbakır'da vatandaşlar Gozerek'in buz gibi suyunda serinliyor. Dicle çok sıcak olduğu için biz buraya geldik serinlemek amacıyla. Buranın ormanı, doğal havası ve güzelliğiyle gerçekten de ilgi çekiyor. Dinlenmek için Gozirek'i tercih eden vatandaşlar piknik yaparak temiz havanın tadını çıkarıyor. Saatlerimiz artık 8'e geliyor. Haliyle işe gitmek için İstanbul'da evlerinde bekleyenler var. Hemen onlar için bir yol durumunu sizlere aktaralım. İstanbul'da şu dakika itibarıyla çok fazla bir trafik yoğunluğu yok ama köprülerin hemen son durumunu aktaracak olursak İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde bir yoğunluk söz konusu. Köprü girişinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de akıcı bir yoğunluk var. Ama onun dışında TEM Otoyolu ve E5 D100 güzergahında Anadolu tarafında herhangi bir trafik sıkıntısı görünmüyor. Sadece Bağdat Caddesi'nde bir yoğunluğun olduğunu aktaralım. Avrupa yakasına baktığımız zaman da Beşiktaş Karaköy arasında sahil kesiminde devam eden çalışmalar nedeniyle bir trafik yoğunluğu var. Köprü geçişlerinde herhangi bir sorun yok. Mahmutbey gişelerde İstoç'tan başlayan bir trafiğin söz konusu olduğunu söyleyelim. E5 güzergahına baktığımız zaman da Avcılar Küçükçekmece ve Küçükçekmece Avcılar her iki istikamette de bir trafik yoğunluğunun olduğunu aktaralım. Devam edelim. Hava durumuna bakalım. Yağışlı havanın etkili olacağı noktasında uyarılarda bulunmuştu Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Şu an radar görüntülerine baktığımız zaman özellikle Osmaniye, Antakya ve Adana, Mersin bölgesinde yağışların etkili olabileceği, Erzincan, Gümüşhane bölgesinde yine Kars, Ardahan bölgesinde yağışlı havanın hakim olduğunu aktaralım. İç Anadolu bölgesinin kuzeybatısında, Adapazarı, Eskişehir, Kütahya bölgesinde, Bolu bölgesinde de yer yer yine yağışlı havanın hakim olacağını söyleyelim ki bazı bölgelerle ilgili özellikle Ege bölgesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hatırlayacaksınız uyarısı vardı. Hava sıcaklıkları artabilir. Bu nedenle kronik hastalığı olanlar ve yaşlıların dikkatli olması noktasında uyarıları vardı. Bu bilgileri de aktardıktan sonra ekonomiyle devam edelim efendim. Halkbank ekonomi bültenini sunar. Halk ister, Halkbank yapar, Halkbank. Ve Ticaret Bakanlığı yerli üreticiyi korumak adına bazı tarım ürünlerinin gümrük vergisi ve toplu konut fonu oranlarında değişikliğe gitti. Detayları izleyelim. Sarımsak, ceviz, muz, çay, çerezlik ve yağlı ayçiçeği ithalatında uygulanan gümrük vergilerinde değişikliğe gidildi. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla söz konusu ürünlerin gümrük vergisinin bir kısmı nispi, önemli bir kısmı ise maktu olarak uygulanacak. Menşeine göre bazı ürünlere %2 ila %72,9 arasında gümrük vergisi, bazı ürünlere ise 4 ila 1031 euro arasında toplu konut fonu uygulanacak. Böylece yerli üretici daha etkin bir uygulamayla korunacak ve desteklenecek. Resmi gazetede yer alan bir başka kararla da 115 adet işlenmiş tarım ürününe ilave gümrük vergisi getirildi. Düzenleme kapsamında Paraguay çayı, kakao içermeyen şeker mamulleri, çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahsarları, makarnalar, ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçilik mamullerine %4,3 ile %20 arasında değişen oranlarda ilave gümrük vergileri konulacak.
Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülke menşeili olan ürünlerse bu artıştan muaf tutuldu. Resmi gazetede yayımlanan karar 15 gün sonra yürürlüğe girecek. Saatlerimiz 8'i gösteriyor. Sabah ajansının son saatindeyiz artık. Türkiye ve dünya gündeminden gelişmeleri, canlı yayın bağlantılarımız, gazete manşetleri ve özel haberlerimizi aktarmayı sürdürüyoruz. Dünyanın konuştuğu o faciayla başlayacağız. Bu saatimizde de Lübnan'daki o patlama. Geçtiğimiz günlerde işte patlama bu şekilde yaşanmıştı. Adeta bir atom bombasını andırıyordu ki Lübnan Başbakanı'nın patlamadan sonra yaptığı açıklamada zaten bu şekildeydi. 2750 ton amonyum nitrat Beyrut limanında bulunan bir depoda patlamıştı. Neden patladı? Acaba bir sabotaj mı vardı? Bir terör saldırısı mı vardı? İşin içinde DAEŞ'in olduğuna yönelik bazı iddialar var. İsrail mi yaptı diye bazı soru işaretleri var ki bunlar henüz netleşmedi. Şu anlık bir ihmal nedeniyle yaşanan bir kaza olduğu yönünde bir açıklama var. Detayları önümüzdeki günlerde daha da netleşecektir. Soruşturmalar başlayacaktır ki uluslararası kamuoyu da bunu yakından takip edecek. Son bilançoyu hemen aktaralım. 135 kişi hayatını kaybettiği, 5000'in üzerinde de yaralı olduğu bilgisi paylaşıldı. Ama bu rakam daha da artabilir. Neden? Çünkü hala 1000'in üzerinde kayıp Lübnanlı olduğu söyleniyor. Beyrut sokakları savaş alanına döndü. Onlarca kişi yaşamını yitirdi, binlerce kişi ise yaralandı. Milyarlarca dolarlık maddi hasar meydana geldi. Daha önce ele geçirilen patlayıcıların tutulduğu bir depoda meydana gelen patlama, başkent Beyrut'u kan gölüne çevirdi. O anlara ilişkin ortaya çıkan yeni görüntüler patlamanın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi. Burası Beyrut'ta bulunan bir ev. Eve temizliğe giden Afrikalı bu kadın ve evin minik çocuğu patlamaya işte böyle yakalanıyor. Şiddetli sarsıntıyla şok olan kadın kendi canını hiçe sayarak önce evin çocuğunu kurtarmaya çalışıyor. Burası da Beyrut'ta bulunan bir kreş. Patlamayla birlikte kreşte meydana gelen yıkım ve çocukların yaşadığı korku kameralara işte böyle yansıyor. Bu rahip ise patlamaya ayin sırasında yakalanıyor. Rahip kilisede yaşanan şiddetli sarsıntıyla ne yapacağını şaşırıyor. Lübnan Kızıl Haç'ı hala enkaz altında kalan çok sayıda kişi olduğunu açıkladı. Beyrut valisi ise patlama sebebiyle evini terk etmek zorunda kalan kişilerin en az 2-3 ay evlerine dönemeyeceğini söyledi. Öte yandan Ankara'dan Lübnan'a yardım eli uzandı. Tarihinin en kanlı patlamasını yaşayan Lübnan'a yardım için çalışmaların başlatıldığı açıklandı. Açıklama Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan geldi. Aksoy, Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla bölgeye arama kurtarma ekibi ve acil sağlık personellerinin sevk edildiğini belirtti. Bölgeye Sahra Hastanesi kurulacağı bilgisini verdi. Lübnan Orta Doğu'da bulunan 5 milyonluk küçük bir ülke. Suriye ve İsrail komşuları. Hemen şimdi aktaralım. Tabii ki Beyrut, Akdeniz'e açılan önemli bir liman kenti. Lübnan'ın kalbi konumundaki bir kent. Son zamanlarda ekonomisi bir hayli ağır hasar almıştı. Hatta iflas etti. Yorumları yapılıyordu Lübnan için. Patlama işte o Lübnan'ın ayakta kalmaya çalışan ekonomisinin kalbinde Beyrut Limanı'nda meydana geldi. Ve o patlama sesi ta Kıbrıs'tan duyuldu. Dumanları ise Şam'dan göründü. Patlama o kadar şiddetliydi ki zaten görüntülerde de ekranlara geldi. Atom bombasını andırıyordu. Dünyadaki o Hiroşima ve Nagasaki'den sonraki en büyük patlama olduğu bilgisi vardı. 135 kişi hayatını kaybetti. 5000'in üzerinde yaralı var ve hala 1000'in üzerinde kayıp var. O arama çalışmaları devam ediyor ki Türkiye'de zaten ekiplerini bölgeye gönderdi. Ama orada özellikle o patlamayı yaşayanların ifadeleri, anlattıkları kan dondurucuydu. Thank you.
İlk patlamayı duyduk, ne olduğuna bakmaya çalıştık. Zamanım yoktu, ikinci bir patlama olacağını fark etmedim. Onlarca ölü, binlerce yaralı. Lübnan, başkent Beyrut'taki şiddetli patlamanın şokunu yaşıyor. Evdeydik, henüz dışarı çıkmamıştık. Ayaktaydık ve dünya sarsıldı. Bunun bir deprem olduğunu düşündük. Herkes Allahu Ekber, Allahu Ekber diye bağırıyordu. Bina patladı. Pencereler paramparça oldu. Herkes binadan çıktı. Ne oldu kimse bilmiyor. Şehrin liman bölgesinde meydana gelen patlamanın boyutları ikinci gün daha da net ortaya çıktı. Beyrut'un Hiroşiması olarak tarihe geçen patlama liman bölgesini adeta yok etti. Çok fazla kurban var. 4 hemşire ve hastayı kaybettik. Çok fazla ölü ve yaralı var. Burada 200'e yakın yaralı var. Patlamada enkaz altında kalanlar için çalışmalar devam ediyor. Türk sivil toplum kuruluşları da çalışmalara destek veriyor. Beyrutlular yakınlarından bir haber alma umuduyla hastanelere akın etmiş durumda. Patlamada Türk vatandaşlarının da yaralandığı açıklandı. 29 yaşındaydı. Akşam 7'den itibaren Beyrut'taki her hastaneye gittik. İsminin çıkmasını bekliyoruz ama hiçbir şey çıkmadı. Ölümü yoksa diri mi olduğunu bilmiyoruz. Patlamanın Lübnan ekonomisine zararı henüz bilinmiyor. Ancak milyar dolarları bulacağı tahmin ediliyor. Hasarın büyüklüğü gerçekten korkunç. Şimdi tahmin etmek zor ama kesinlikle milyarlarca doları bulacak. Bu iki fotoğraf patlamanın şiddetini ortaya koyan en net fotoğraflardan diyebiliriz. Patlamanın meydana geldiği Beyrut limanında o depo, yani patlayıcıların bulunduğu depo işte tam da burası. Bu fotoğraf patlamadan önce uyduda çekildi. Soldaki fotoğrafsa patlamadan sonra amonyum nitratın 3000 tona yakın o amonyum nitratın bulunduğu depo işte tam da bu noktadaydı. Orada tamamen gördüğünüz gibi dev bir çukur oluşmuş ve bir küçük göle dönmüş. Etrafındaysa hiçbir bina kalmamış. Şimdi o fotoğraflara gelin biraz daha yakından bakalım. Devasa bir patlamayla sarsılan Lübnan yaralarını sarmaya çalışıyor. Şehir limanında 2750 ton amonyum nitratın patlamasının ardından Beyrut harabeye dönmüş durumda. Beyrut valisi patlama nedeniyle oluşan maddi hasarın 10 ila 15 milyar doları aştığını tahmin ettiklerini ifade etti. 250-300 bin kişinin de evsiz kaldığını söyledi. Bununla birlikte patlamanın büyüklüğü uydu fotoğraflarına da yansıdı. Patlamanın meydana geldiği bölgede oluşan krater, hasarın nedenli büyük olduğunu gözler önüne serdi. Bununla birlikte yıkılan binaların enkazı altında kalan pek çok kişiyi de kurtarma çalışmaları sürüyor. Son olarak patlamadan 27 saat sonra küçük bir çocuk enkaz altından kurtarıldı. Öte yandan harabeye dönen şehirde halk yarasını sarmaya çalışıyor. Beyrut halkı patlamanın ardında kalan moloz yığınlarını temizleme çalışmaları başlattı. Diğer bir yandan Lübnan hükümeti patlamanın sorumluları ile ilgili önemli bir karar aldı. Korkunç patlamayla ilgili bütün sorumlulara ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini duyurdu. Lübnan'daki patlama İran'da da geniş yankı uyandırdı. İranlı liderlerden, yetkililerden de destek mesajları, başsağlığı mesajları geldi. Son gelişmeler için Tahran'a uzanalım. Orada bizleri A Haber muhabiri Ekber Karabağ bekliyor ve detayları ondan dinleyelim. Ekber, günaydın. Kolay gelsin, seni dinliyoruz.
Evet Tahirinar, dün patlama olduktan sonra dün gün içinde onlarca İranlı yetkiliden başka İran lideri ve İran Cumhurbaşkanı'ndan taziye mesajları yayınlandı. İran lideri Ayetullah Ali Hamene'yi yayınladığı taziye mesajında Lübnan halkının acısını paylaştıklarını ve yanlarında olduğunu ifade etti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise Lübnanlı mevkidaşına gönderdiği taziye mesajında ülkesinin Lübnan'a her türlü sağlık yardımına hazır olduğunu ifade etti ve Lübnan'ın bir an önce huzura kavuşmasını temennilerini ifade etti. İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif ise Lübnan'da ülkesinin Safra Hastanesi kuracağını ifade etti ve İran Kızılay'ı da sağlık personelinden ayrıca tıbbi yardım malzemelerinden oluşan konvoylar dün Lübnan'a gönderdi ve o yardımlar da devam ediyor. Diğer taraftan dün gece saatlerinde Tahran'ın simgesi olan Milad Kulesi ile Azadi Kulesi'ne Lübnan'a destek amacıyla Lübnan bayrağı ve ayrıca Arapça, İngilizce, Farsça Lübnan halkına destek mesajlarına yer verildi. Evet, teşekkür ediyoruz Ekber Karabağ'a aktardığı bilgilerden dolayı ki iddiaların yanıtını bulmasının ardından da dünya İran'dan gelecek olan açıklamaları yakından takip edecektir. Patlamalar hatırlayacaksınız. Nagasaki ve Hiroşima'daki patlamaları akıllara getirmişti patlamanın şiddeti. Ki aslında patlamadan tam 2 gün sonra yani bugün ilginç bir tesadüf o trajedinin yani Hiroşima ve Nagasaki'deki o atom bombalı saldırının yıl dönümü. Bu patlamalarda yaşanan acı görüntüler 75 yıldır unutulmadı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Eylül 1939 ve 1945 arasında süren 2. Dünya Savaşı'nın son yılında Hiroşima ve Nagasaki kentlerine atom bombası atması sonucu Japonya'nın teslim olmasının üzerinden 3 çeyrek asır geçti. Uranyum katkılı atom bombası merkezinde 3000 santigrat derece ısı oluşturarak 1,5 kilometre çapındaki alanda her yeri dümdüz etti. Hiroşima'nın %70'ini yok eden bomba 1945 yılı sonuna dekse 140 bin kişinin ölümüne yol açtı. İşte bugün o karanlık günlerin kurbanları anılıyor ve Hiroşima'ya atom bombası atılmasının yıl dönümünde hayatını kaybedenler yakılan meydanda anıtta yakılan o ateşle yeniden anılıyor. Dedik ya Japonya'nın Hiroşima kentinde 6 Ağustos 1945 sabahı atılmıştı o atom bombası ve 145 bin kişi hayatını kaybetmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan o anma törenine bir video mesaj gönderdi ve gönderdiği mesajda Hiroşima'ya atom bombası atılmasının insanlık tarihinin en karanlık günlerinden biri olduğuna dikkat çekti. Bugün insanlık tarihinin en karanlık günlerinden birini, Hiroşima'ya atom bombası atılmasının 75. yıl dönümünü büyük bir hüzün ve acıyla yad ediyoruz. Bu felaketin kurbanlarını bir kez daha tazimle anıyorum. Dost Japon halkına tam 75 senedir yüreklerindeki acıyı dindirmeye çalışan mağdurların yakınlarına başsağlığı diliyorum. İnsanlık olarak Hiroşima'da yaşanan bu meşhum olaydan ders almayı başarmak zorundayız. Barış Anıtı Parkı'nda yer alan kaideye kazındığı gibi Hiroşima yanlışı tekrar etmeme kararlılığımızın nişanesi olmalıdır. Hiroşima'da yaşanan onca drama rağmen Suriye'den Yemen'e, Filistin'e kadar birçok ülkede çocuklar ölmeye, minik bedenleriyle savaşın tüm yükünü çekmeye devam ediyor. Ölüm çocukları kimi zaman bir mülteci teknesinde, kimi zaman okul sırasında, kimi zaman sokakta, kimi zaman da kendilerini en güvende hissettikleri yer olan annelerinin kucağında buluyor. Dünyanın hala nükleer silahların gölgesinde olduğu günümüzde Hiroşima'dan yükselen çığlığa kulak vermemiz gerekiyor. İnsanlığın 8 Ağustos 1945'te yaşadığı bu utanç verici acıyı bir daha yaşamaması için çocuklarımıza
ve gelecek nesillere insanlık onuruna yaraşır bir dünya inşa edebilmek için bir daha asla diyerek sözlerime son vermek istiyorum. Gazete manşetlerini aktarmaya devam ediyoruz Sabah Ajansı'nda. Sabah gazetesine bakacağız şimdi de. Sabah gazetesi de manşetine yine Beyrut'taki o patlamayı taşıdı. Beyrut'un yarısı haritadan silindi. Orta Doğu'nun kadersiz kenti Beyrut, atom bombasını andıran patlamayla enkaza dönüştü. 135 ölü, 5000 yaralı var, 300 bin kişi ise evsiz kaldı. İç savaşlarla yıkılan, suikastlarla sarsılan ama her seferinde küllerinden yeniden doğan Beyrut bu kez çok ağır bir yara aldı. Beyrut limanında gidişine izin verilmeyen bir geminin yükü olarak depolanan 2750 ton amonyum nitratın patlamasıyla facia yaşandı denilmiş. Kentteki binaların %15'i hasar gördü, 300 bin kişi evsiz kaldı, hastaneler, oteller yok oldu. Beyrut'taki patlamada Sabah gazetesi de bu detaylara yer vermiş. Bu arada Beyrut'ta faciaya neden olan 2750 tonluk amonyum nitratı taşıyan geminin daha önce İstanbul Boğazı'ndan geçtiği ortaya çıktı. Ve Sabah gazetesi de ya İstanbul'da patlasaydı başlığını atarak bu soruyu gündeme getirmiş. Muhteşem bir eser daha. Anadolu'nun dev sağlık üssü Konya Şehir Hastanesi'nin ilk etabı hasta kabulüne başladı. Başkan Erdoğan'ın en büyük hayalimdi dediği şehir hastanelerinde bir büyük adım daha 1250 yatak kapasiteli Konya Şehir Hastanesi'nin 838 yataklı ilk etabı hizmete açıldı. Ve hastaneye ait görselleri de Sabah gazetesi ekrana taşımış. Devam edelim yine Sabah gazetesindeki haberleri aktarmaya. Türkiye, Lübnan'a yardıma koştu. Başkan Erdoğan'ın Lübnan'a her türlü yardıma hazırız mesajının ardından uçakla ilk yardım gitti. Bu arada Beyrut'taki patlamada yaralanan 6 Türk vatandaşının da durumunun iyi olduğunu aktarmış Sabah gazetesi. Atina'dan Ankara'ya askeri heyet geliyor demiş. Yunanistan Doğu Akdeniz'de yarattığı gerilimin ardından Türkiye'ye askeri heyet göndermeye karar verdi. Sabah gazetesi de bunu ilk sayfasına taşımış. Koronaya karşı en sıkı denetim, korona vakalarının yükselişiyle birlikte önlemler artırılıyor. Bugün 81 ilde denetim var ki bu denetimler aslında sırf denetim var diye bazı önlemler alınması gerektiren bir denetim değil. Bu denetimlerin yapılmasının amacı insan sağlığının korunması için, vatandaşlarımızın koronavirüse yakalanmaması için alınan tedbirlerin denetlenmesi. Sadece bugün sırf denetim yapılacak diye süsleme yapanlar olacaktır ama onlar tekrar ellerini vicdanlarına koysunlar. Zira vaka sayıları bakın artıyor. Son 24 saatte 1178 yeni vaka tespit edildi. Geride bıraktığımız güne oranla yaklaşık 100 kişi daha arttı. 19 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bugüne kadar hayatını kaybeden hastalarımızın sayısı 5784'e yükseldi. İşte o sırf denetim olacak diye geçici önlem aldığını gösterenler bu rakamı akıllarına getirip ellerine vicdanlarına koyup bir kez daha düşünsün. Yeni vaka sayısında da iyileşen hasta sayısında da artış var. Son 24 saatte 1178 kişi hastalığa yakalandı, 1015 kişi ise sağlığına kavuştu. Türkiye'nin koronavirüs tablosu açıklandı. Tabloya göre yeni vaka sayısındaki artış devam etti. Hasta sayısı düne göre 95 kişi yükseldi. Son 24 saatte 1178 kişinin testi pozitif çıktı. Toplam hasta sayısı 236 bini geçti. Yeni can kayıpları da meydana geldi. Geride kalan 24 saatte 5 Ağustos'ta 19 kişi vefat etti. Hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 5784 oldu. Hastalığı atlatanlara da yenileri eklendi. Bir günde 1015 kişi iyileşti. Koronavirüsü yenenlerin toplam sayısı 219506'ya yükseldi. Ve koronavirüs testleri. Türkiye genelinde 53843 yeni test daha yapıldı. Toplam test sayısı 5 milyonu aştı. Ağır hasta sayısı ve hastalarda zatürre oranları da kamuoyu ile paylaşıldı. İki başlıkta da düşüş var. Ağır hasta sayısı bir önceki güne göre bir kişi azaldı. %8,5 olan zatürre oranında %8,4'e düştü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilançoyu sosyal medya hesabından değerlendirdi. Yeni hasta sayımız dün önceki güne göre 88, bugünse düne göre 95 arttı dedi. Uyarılarını bir kez daha tekrarlayan Koca, bayram ve tatildeki riskin yeni sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var ifadesini kullandı. Vaka sayılarındaki artışla birlikte özellikle sahil kesimlerinde, toplu yerlerde sosyal mesafe kurallarının hiçe sayılmasının ardından velilerin ve öğrencilerin aklında soru işareti oluştu. Neydi o soru işareti? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk daha önce okulların 31 Ağustos'ta açılabileceğini söylemişti. Yaşanan bu gelişmeler üzerine okullar peki gerçekten de 31 Ağustos'ta açılabilecek mi? Bu sorunun cevabını veliler sordu, bilim kurulu üyeleri de değerlendirdi. Vaka sayıları da gün gün biliyorsunuz hem paylaşılıyor hem de çok ciddi şekilde takip ediliyor. Haberler kötü. Vaka sayıları her geçen gün artıyor. Okulların açılması için planlanan 31 Ağustos tarihi yaklaştıkça plandan uzaklaşılıyor. Vaka sayıları tatil beldelerinden gelen insanların bulaştırmasıyla artarsa eğer okulların da açılmasıyla ilgili yeni kararlar alınabilir. Türkiye virüs bulaştırma katsayısı olarak ifade edilen R değerini arttırdı. Yoğun çabalarla birin altına düşürülen rakam yeniden yükselişe geçti. Birin üzerinde çıkması demek yayılımın artışını gösteren bir durum. Şu anda öyle bir risk söz konusu değil ama 5-10 günlük periyot çok önemli. Eğer tatil beldelerinden bir yayılım söz konusu olursa o zaman tabii ki birinci pikin üstüne ikinci bir artışta söz konusu olabilir. Günlük olarak açıklanan koronavirüs bilanço tablosunda yapılan değişikliğin nedenini açıklayan Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Levent Yamanel, amaç dünyadaki tabloya eşlik etmek dedi. Türkiye'de yürütülen aşı çalışmaları hakkında da bilgi veren Yamanel, 6 ay içinde insanlar üzerinde denenecek durumu gelebilir bilgisini paylaştı. Koronavirüsün sonbaharda mevsimsel griple karıştırılabileceğini söyledi. Bu nedenle mutlaka doğru teşhis için hekim kontrolü gerektiğini ifade etti. Bunun karışmaması için de mümkün olduğu kadar grip aşısının ve pnömoni aşılarının olunması gerekir. Covid-19 ciddi enfeksiyon yapabilen ve hızla ilerleyebiliyor. O nedenle kendisinde grip benzeri bulgular olan insanların da gelip müracaat etmeleri ve bir hekim tarafından değerlendirilmeleri gerekir. Koronavirüs dünyayı derinden sarsa öyle ki bazı ülkeler, özellikle o çok gelişmiş ülkelerin sağlık sistemi yerle bir oldu, çöktü. Değil, hastanede hasta kabul etmek, o hastalara maske bile veremiyordu. O hastalar maske bile bulamıyordu ülke genelinde. Ama bu süreçte Türkiye sağlık alanında yapmış olduğu yatırımlarla, açılışlarla ki son bir hastane daha açıldı bu pandemi sürecinde, Konya Şehir Hastanesi ve sağlık sistemiyle, uyguladığı tedavi yöntemleriyle, politikalarıyla dünyaya örnek oldu, büyük takdir topladı. Haliyle dünya basını da yakından takip ediyor Türkiye'deki bu sağlık alanındaki gelişmeleri. Son olarak İngiltere'de Sky News kanalı da Türkiye'nin sağlık sisteminde koronavirüsle mücadeleyi ele aldı ve sağlık çalışanlarından dedektif diye bahsettiler. Detaylar için şimdi İngiltere'ye uzanacağız ve o İngiliz basının Türkiye'yi nasıl takip ettiğini A Haber muhabiri Alparslan Düven'den dinleyeceğiz. Londra'dan merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. İngiltere'nin önde gelen televizyon kanallarından olan Sky News, Türkiye'nin koronavirüs salgınına karşı yürüttüğü mücadeleyi ekranlarına taşıdı ve Türkiye'nin sağlık altyapısı ve personeliyle verdiği mücadeledeki başarıya dikkat çeken haberde, filyasyon ekiplerinin hastalığın takibinde dedektif gibi çalıştığı ifade edildi. Türkiye'deki test sayısının 5 milyona yaklaştığı vurgulanırken, erken ve yoğun müdahalenin tedavide başarı getirdiğinin de altı özellikle çizildi. Sonrasında Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi laboratuvarında tanı testlerinin nasıl çalışıldığını görüntüleyen Sky News ekibi, 45 günde inşa edilen Sancaktepe Profesör Doktor Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde ilaç ve plazma tedavisini de inceledi. Diğer yandan haberde Türkiye erkenden çok sıkı tedbirler uyguladı. Ramazan döneminde bile sokaklar bomboştu. Mart ayının ortasında İlk vakadan birkaç gün sonra okullar kapatıldı ve öğrenciler evlerine gönderildi.
birçok hastanede COVID servisi kuruldu ifadelerine de yer verildi. Tabii Türkiye'nin özellikle koronavirüse karşı vermiş olduğu mücadele başta İngiltere olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde örnek alınıyor, örnek olarak gösteriliyor diyelim ve sözü Londra'dan tekrar size bırakalım. Ve Çin, virüsün ilk ortaya çıktığı Çin'de şu günlerde ikinci dalga yaşanıyor. Tam da böyle bir dönemde ülkede yeni bir virüs daha ortaya çıktı, yeni bir salgın daha kapıda. Covid-19'un sıfır noktası Çin'de yeni bir salgın endişesi patlak verdi. Şimdiden 3 eyalete sıçrayan bunya virüsü nedeniyle 7 kişi yaşamını yitirdi. Ülkenin Jiangsu eyaletinde baş gösteren virüs ardından Anhui ve Zhejiang bölgelerinde tespit edildi. Virüs bulaştığı tespit edilen 60 kişi ateş ve öksürük gibi semptomlarla hastaneye sevk edildi. Yapılan tetkikler hastaların lökosit ve trombosit kaybı yaşadığını işaret etti. Virüs nedeniyle Anhui ve Zhejiang eyaletlerinde şu ana kadar toplam 7 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan bunya virüs kategorisine giren virüsün aslında yeni bir virüs olmadığı ifade edildi. Çin'in 2011 yılında söz konusu patojeni tespit ettiği belirtildi. Çinli virologlar virüsün insanlara kenelerden geçtiğini düşünüyor. Ancak hastalık insandan insana kan ve mukoza yoluyla da bulaşabiliyor. Ve dünya genelinde de özellikle Amerika kıtası, Afrika kıtası ve Orta Doğu'da da vaka sayıları hızla artmaya, tabii onunla birlikte de can kayıpları artmaya devam ediyor maalesef. Covid-19 salgını küresel çapta yayılmaya devam ediyor. Toplam vakaların 19 milyona yaklaştığı salgında virüs kaynaklı ölümler 710 bini aştı. Salgının merkez üssü Amerika Birleşik Devletleri'nde toplam vaka sayısı 5 milyona dayandı. Son 24 saatte 50 binden fazla vaka tespit edilen ülkede virüs kaynaklı 1216 ölüm kaydedildi. Toplam ölümler ise 161 bini geçti. Salgının en sert vurduğu ikinci ülke Brezilya'da da bilanço ağırlaşıyor. Virüse karşı yeterli önlemin alınmadığı ülkede toplam vaka sayısı 2,8 milyonu, can kayıpları ise 97 bini aşmış durumda. Salgından en kötü etkilenen 3. ülke ise Hindistan. Son 24 saatte 56 binden fazla vaka tespit edilen ülkede salgın tehdidi ciddiyetini koruyor. Toplam vaka sayısının 2 milyona yaklaştığı Hindistan'da geniş çaplı karantina önlemleri uygulanıyor. Ve Sabah Ajansı'na yine gazetelerle devam ediyoruz. Takvim Gazetesi'ne bakalım. Takvim Gazetesi bugün 3 önemli başlığı manşetine taşımış ama hemen öncesinde de sürmanşetinde spordaki bazı gelişmeleri, transfer gelişmelerini aktarmış. Onları bizler de aktaralım. 462 milyon liralık acı tablo, Fenerbahçe 177 milyon liralık harcama limiti sonrasında şok yaşadı. Çünkü futbolcu ve teknik heyet maliyeti 462 milyon liraydı. Yönetim farkı kapatmak için kaynak aramaya başladı. Bu arada Fenerbahçe Erol Bulut'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulübün resmi sitesinde başarılı hoca için yuvana hoş geldin denildi. Ve Arda rüyası gerçek oldu. Ünlü futbolcu 9 yıl sonra Galatasaray'a dönüş biletini aldı. 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Devam edelim gazetenin diğer haberleriyle. En değerlisi Trabzonspor demiş yine Takvim Gazetesi. Trabzonspor 82 milyon euroluk kadrosuyla ligin en değerli takımı olmaya hak kazandı. Bilgisini de aktarmış olalım spordaki gelişmelerle. Ve manşette iki önemli başlık var. Bunlardan birincisi The Terror. Beyrut atom bombasını andıran patlamayla sarsıldı. 135 kişi öldü, 5 bin kişi yaralandı. The Economist ve The Simpsons dizisindeki aynı patlama görüntüleri ise kafa karıştırdı. Bir diğer manşetteki haberde Çeşme kurudu. Çeşme doldu taştı, tatilciler ne maskeyi ne sosyal mesafeyi taktı. Biçler kapatılınca da soluğu Bodrum'da aldı denilmiş. Ve yine bir diğer yandan içti, sövdü, dövdü Ukraynalı Darya. Çeşme'de dayak yedim diye konuştu. İki tanık yalanını bozdu. Mekandaki kadın
arkadaşlarıyla 22 bin liralık içki içtiler demiş ve o Darya olayı ile ilgili komşuların da açıklamaları var. 6 milyonluk villada kalıyorlardı. Bütün gece küfürleşip kavga ettiler. Polis çağırdık demiş komşuları da. Yine devam edelim Takvim Gazetesi'ne bakmaya. Biraz daha aşağıda Tehdit Bank başlığıyla Çiftlik Bank'a vurgu yapılan bir haber var. Tozuncuk tarafından tehdit edilen CEO Cumhur Yurdakul, Çiftlik Bank'ta 1 milyar 139 milyon liralık vurgun yapan Mehmet Aydın'ın bir marifeti daha ortaya çıktı. Tosuncuk'un cezaevine avukat gönderip itirafçı CEO'su Cumhur Yurdakul'u ailesine zarar vermekle tehdit ettiği anlaşıldı denilmiş. Ve bedelli 37 bin lira, bedelli askerlik tarifesi belirlendi. Yeni ücret 37 bin 70 lira olarak tespit edildi. Gurbetçilerse 5.563 euro ödeyecek. Ve oldukça önemli bir haber, hemen belirtelim. Kurban Bayramı'nın birinci günü kayıp haberi gelmişti Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde. Miraç Çiçek'ten Diyarbakır'da kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek 6. günde de bulunamadı. Jandarma onu en son gören 6 kişiyi gözaltına aldı denilmiş. Takvim Gazetesi bu detayı da aktarmış. Bu arada Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklı çıkarlarını korumaya yönelik atmış olduğu adımlar dünya tarafından yakından takip ediliyor ama en çok rahatsız olan ülke tabii ki onlar arasında Fransa. Fransız basını da Türkiye'nin bu haklı çıkarlarını haberleştirerek Fransa'nın başarısızlıklarını örtbas etmeye çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde Le Monde gazetesi Başkan Erdoğan'la ilgili bir haber kalemi almıştı. Geride bıraktığımız günde yine bu kez de haberi Le Figaro yaptı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Fatih Sultan Mehmet'e benzetildiği makalede Erdoğan Akdeniz'de haritayı yeniden çizdi ifadesini kullandı. Erdoğan haritayı yeniden çizdi. Çarpıcı açıklama Fransız Le Figaro gazetesinden geldi. Fransız basını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mavi Vatan stratejisiyle Akdeniz'de haritayı yeniden çizdiğini ifade etti. Fransa merkezli gazete, Türkiye'nin Libya ve Akdeniz'deki stratejisini ele alan Fatih Erdoğan başlıklı bir makale yayımladı. Başkan Erdoğan'ın Fatih Sultan Mehmet'e benzetildiği haberde Erdoğan Türkiye'ye Osmanlı dönemindeki gücünü geri vermek istiyor ifadesi kullanıldı. Yazıda ayrıca Libya ile varılan askeri ve enerji işbirliği anlaşmasının Türkiye için kritik rol oynadığına dikkat çekildi. Başkan Erdoğan'ın Akdeniz'de haritayı yeniden çizdiği ifade edildi. Öte yandan söz konusu makalede Akdeniz'de Türkiye'ye karşı birlik olan Yunanistan, Mısır, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum yönetimine de değinildi. Türkiye'nin bu dörtlü şer ittifakına karşı tek başına mücadele verdiği belirtildi. Fransız basını geçtiğimiz günlerde de Erdoğan Sevr'in intikamını alıyor başlıklı bir yazı kaleme almıştı. Bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri ile kardeş ülke Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin ortaklaşa düzenlemiş olduğu o geniş kapsamlı askeri tatbikat devam ediyor. Tatbikat 10 Ağustos'ta sona erecek. Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak askeri tatbikatı hız kesmiyor. Hava ve kara kuvvetlerinin katılımıyla Azerbaycan'da geniş kapsamlı bir tatbikat yürütülüyor. Bu kez tank ve zırhlı araçlar zor arazi koşullarında temsili hedeflere saldırı gerçekleştirdi. Temsili düşmanın mevzi ve araçlarına atışlar yapıldı. Senaryo gereği bazı stratejik noktalar düşmandan temizlendi. O anlar kameralara böyle yansıdı. Görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı paylaştı. Açıklamada Türk ve Azerbaycan birliklerinin koordineli hareket etme yönünde üst düzey profesyonellik sergiledikleri belirtildi. Birliklerin görevleri başarıyla tamamladıkları kaydedildi. 29 Temmuz'da başlayan tatbikat 10 Ağustos'ta sona erecek. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından uygulanan silah ambargosunun uzatılmasına talep etti. Konuyla ilgili açıklamayı da Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptı.
Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılmasını talep etti. Açıklama Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından yapıldı. Pompeo konuyla ilgili İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne tasarı sunulacağını ifade etti. Pompeo konseyin görevinin barışı sağlamak olduğuna da dikkat çekti. Önümüzdeki hafta Amerika Birleşik Devletleri, İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne tasarı sunacak. Güvenlik Konseyi'nin görevi uluslararası barış ve güvenliği sağlamak. Konsey tasarıyı kabul etmediği takdirde kendi görevleriyle alay etmiş olur. Çünkü İran terörizmi destekleyen silah alıp satan birinci ülke. Birleşmiş Milletler tarafından İran'a uygulanan silah ambargosu tasarısının kabul edilmemesi halinde 18 Ekim'de son bulacak. Sabah ajansına gazetelerle yine devam ediyoruz. Türk Gün gazetesine bakalım. Türk Gün gazetesi bugün hangi başlıkla çıktı? Rehavete yeni tedbir demiş Türk Gün gazetesi manşetinde. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine COVID-19 tedbirleri için ek genelge göndererek temizlik, maske ve mesafe konusunda daha dikkatli olunması için olunmasını istedi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Bugün tüm Türkiye'de salgınla ilgili en büyük denetimin yapılacağını açıkladı ve bu konuda da valiliklere ek bir genelge gönderildi. Fransa alnındaki lekeleri silemez. Pozantı Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen törene katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne çok sert tepki gösterdi. Başkan Şentop, şimdi Libya'daki darbeci hainlerle beraberler. Türkiye'yi suçlayarak kirli tutumunu örtbas etmeye çalışıyorlar. Dünyada insan haklarından, hukuktan, adaletten bahsedebilecek en son devlet Fransa'dır ifadelerini kullandı. Ve yine bedelli de yeni ücret olarak da 2020 yılı Temmuz-Aralık dönemine ilişkin bedelli askerlik tutarının belirlendiğini aktarmış gazete. Aylık katsayıya göre bedelli askerlik 37.070 liraya çıktı. Bayramın kaza bilançosu ağır. Onu da hemen aktaralım sizlere. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 30 Temmuz-3 Ağustos 2020 tarihlerindeki 5 günlük Kurban Bayramı tatilinde 29 ilde 44 ölümlü trafik kazası meydana geldiğini ve yaşanan bu kazalarda 60 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Türk Gün Gazetesi de bunu taşımış ilk sayfasına. Ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yerli ve milli yapay zeka kullanılarak güvenli park projesi devreye sokuldu. Peki nasıl işliyor o park ve ne tür detaylar var? Şimdi Gaziantep'e uzanalım. Orada bizleri A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş bekliyor. Mehmet Sabri günaydın. Kolay gelsin. Akıllı park diyoruz. Neler var o akıllı parkta? Detayları sen anlat lütfen izleyicilerimize. Günaydın diyelim. Tabii ki öncelikle şunu söylemek lazım. Burası Türkiye'nin ilk ve tek yapay zeka, yerli ve milli yapay zeka teknolojisi kullanılarak güvenli hale getirilen parkı. Gaziantep'teki Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'ndeyiz şu anda ve parkta güvenli bir nokta var. Hemen arkamızda bir buton var. Bu butonun ne olduğunu göstereceğiz. Bir alarm butonu, bir panik butonu. Parklarda çocuk tacizleri, çocuk kayıpları ve acil sağlık durumları başta olmak üzere şüpheli şahısların dahi davranışlarını tespit edebiliyor. Kardeşim kayboldu, yardımcı olabilir misiniz? Tamam, lütfen sakin olun. Şu anda konumumuzu görmekteyim. En yakın güvenlik birimlerini yönlendiriyorum. Şu anda bir canlandırma elbette bu. Bir kardeşimiz parkta oynayan kardeşini kaybettiğiyle ilgili ihbarda bulundu. Hemen bu acil durum butonundan ve koordinasyon merkezi buraya bir güvenlik görevlisi hemen gönderdi. Burası akıllı ve güvenli parktır. Lütfen soracağım sorulara cevap versen amca. Kız kardeşinin adı ne? Özlem. Özlem. Kaç yaşında? 8 yaşında. 8 yaşında. 8 yaşında kız çocuğu. Adı Özlem. Üzerinde ne vardı? Siyah bir elbise vardı. Üzerinde siyah bir yerlisi var. Tamam, beklemede kal. En kısa zamanda çocuğunu bulacağız. Evet, şu anda koordinasyon merkezine gönderilecek. Parkta şöyle bir sistem var.
34 kamerayla park sürekli olarak 7/24 izleniyor ve bu 34 kamera eşliğinde bu kameralardan 4'ünde yerli ve milli yapay yüz tarama yapay zeka teknolojisi bulunuyor. Yani bu teknolojiyle parka girip çıkan herkes, parkın içerisine dahil olan herkesin yüz tarama ve fiziksel taraması sistemin belleğine dahil ediliyor. Dolayısıyla şimdi verilen eşkal doğrultusunda sistem belleğinde bu eşkale uygun biri olup olmadığı araştırılıyor ve bulunduğu dahilde hemen konumu güvenlik görevlilerine bildirilecek. Çocuk bulunarak ailesine teslim edilecek. Sistemin bir diğer özelliği, parka giren şüpheli şahısların ve tutarsız davranışlar sergileyen şahısların hareketlerini park anında tespit ederek tekrar güvenlik birimlerine herhangi bir ihbara gerek kalmadan haber veriyor ve dolayısıyla kayıp vakası varsa, kayıp anında bulunuyor ya da şüpheli şahsa hemen güvenlik görevlileri müdahale ediliyor. Şu anda eşkale uygun çocuk sistemden tespit edildi ve güvenlik görevlileri tarafından koordinasyon merkezine ulaştırılacak. Biz de şimdi koordinasyon merkezine doğru gidelim. Hem sistemin detaylarını görme açısından elbette faydalı olacak. Şunu söylemekte fayda var. Tekrar ifade edelim. Türkiye'nin ilk ve tek yerli yapay zeka teknolojisi kullanılarak bu parkta güvenlik sistemi uygulanıyor. 34 kamerayla park 7/24 izleniyor. Yaklaşık 10 güvenlik görevlisi görev yapıyor parkta. Aynı zamanda motorize olarak güvenlik görevlileri devreye atıyor. Parkın alanı oldukça geniş çünkü. Ve bu sayede hem başta çocuk kaçırma, taciz, cinsel istismar, sağlık durumları, örneğin baygınlık gibi bir sağlık durumunu yine kameralar herhangi bir ihbara gerek kalmadan bir sabit hareketsiz yatan birini anında tespit ederek koordinasyon merkezine bildiriyor ve görevliler müdahale ediyor. Aynı zamanda parkta bir kavga çıkması durumunda yine yapay zeka teknolojisi herhangi bir ihbara gerek kalmadan koordinasyon merkezine bildirimde bulunuyor ve şu anda koordinasyon merkezine geldik. Önce sistemden bahsedeceğiz. Evet, çocuk bulundu. Abisiyle kavuştu. Peki nasıl kavuştu? Hemen gösterelim. Çocuk parka girdiğinde hemen yapay zekanın bu şekilde görüntüsü hafızaya kaydedilmişti. Ve bu sayede bakın şu anda ekranda çocuğun parka girdiği anlarda çekilen görüntüleri var. Bu görüntüler sayesinde yapay zekanın hafızasından çocuğun eşkale uygun olduğu tespit edildi ve canlı kameralarla da bulunduğu yer tespit edildi ve şu anda abisine kavuştu. Dolayısıyla artık parklar daha güvenli diyelim. Sözü tekrar merkeze bırakalım. Diyarbakır'da Kayapınar Belediyesi'nde çalışan Gülistan Can HDP döneminde işten çıkarılmıştı ki medyada da geniş yankı bulmuştu bu haksız işten çıkarma. O Gülistan Can'la ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Genç kadın evinde cansız bedeni bulundu. Niye beni dövdürdünüz? HDP'nin işten çıkardığı kadın evinde ölü bulundu. Gülistan Can, HDP döneminde Diyarbakır Kayapınar Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışıyordu. İşten çıkarıldı. Bir engelleyle ekmeğiyle oynama bu kadar kolay mıydı sizin için? Haksız yere ekmeğiyle oynanan kadından uzun süre haber alamayan yakınları ekiplere haber verdi. Eve girildiğinde ise Gülistan Can'ın cansız bedeniyle karşılaşıldı. Olay sonrası geniş çaplı soruşturma başlatıldı. HDP'nin işten çıkardığı kadının cenazesi ise otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Bana saldırdı. Basına gittim diye. Haber yaptım diye, HDP için konuştum diye. İlk tanesi bana saldırdığı zaman ilk tanesi ayağıma vurdu. Aydın'da başlayıp Muğla'ya kadar uzanan bir yangın vardı. İşte o yangınla ilgili de önemli bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan iki kişiden birisi tutuklandı. Yangının sorumluları tespit edildi. İki kişiden biri tutuklandı. 1 Ağustos'ta Aydın'da başlayan yangın büyümüş Muğla'ya kadar ulaşmıştı. 20 hektarlık alanın kül olduğu olay sonrası başlatılan soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.
Yangına sebep olanların bir baba ve oğlunun olduğu açıklandı. Zanlıların boruların tamiri için ateş yaktığı, alevlerin de ormana sıçradığı öğrenildi. Hakim karşısına çıkan baba tutuklandı, oğlu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ve bir başka haber. Trabzon'dan geldi o haberde. Yaya geçidinden geçen bir kişiye otomobil çarptı. Talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti. Ama daha sonra tutuklanan o sürücü serbest kaldı. Yaya geçidini hiçe saydı. Dört çocuk babası adamı hayattan kopardı. Görüntü Trabzon, Akçaabat'ta kayda geçti. Mehmet Nalbant, yaya geçidinden karşıya geçtiği sırada facia yaşandı. Hızla gelen otomobil talihsiz adama böyle çarptı. 63 yaşındaki adam olay yerinde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Aile karara isyan etti. Jandarmanın raporunda da babamın suçlu olduğunu göstermişler. Çok üzüldük. Yazık. Ve bir kahramanlık haberi daha yine Mehmetçiğimizden geldi. Tunceli'de bir çoban kalp krizi geçirdi. Askeri helikopterle alınarak hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alınan o çobanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kalp krizi geçiren çoban askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı. Tunceli'nin Pülümür ilçesindeki Hel Dağı'nda hayvanlarını otlatan 55 yaşındaki Emin Koyunan aniden rahatsızlandı. Bunun üzerine yayladaki vatandaşlar 112 acil hattını arayarak yardım istedi. Vali Mehmet Ali Özkan'ın talimatı üzerine bölgeye askeri helikopterle sağlık ekibi sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Emin Koyunan helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Koyunan'ın sağlık durumu iyi.